burada hiçbir şeyi desteksiz bir şekilde konuşma. Bunları bir oku sen. Bir gözün açılsın senin. Sana da bir günaydın diyelim. Hani bana bir günaydın demiştik ya. Hasret! Onları göstermekteki amacın ne? Sen elin geleniyle ne işler çeviriyorsun ya? Ben senin bu tepkini bildiğim için senden saklıyorum. Korkuttun beni, korkuttun. Beni bu duruma düşürdün. Sana helal olsun. Sanki üçüncü dünya savaşı çıktı. Ya, ne bu ya? Tabii ki çıktı ya, tabii ki. Evet, kayınvalidem. Bir dakika bekle. Ya senin huyun herkes burada bilir. Çok kıskanç, beni kıskanıyor. Seni şu anda alkışlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Bir nefes alalım. Sakiniz. Hiç heyecanlı değiliz. Çıldırıyoruz değil mi? Aynen. Hoş geldiniz. Bu heyecanımıza da hoş geldiniz. Mutfağımıza da, kanalda ekranlarına da. Türkiye'nin en çok altın dağıtan yarışmasıyız. Yapacak bir şey yok yani. Eğer burada olmak isterseniz www.kanalda.com.tr adresinden ya da 0539 570 37 07. Bugün bir kişi gidiyor mesela, bir yer açılıyor. Değerlendirseydiniz pazartesi günü belki de siz burada olacaktınız. Neden olmayasınız? Kızlar! Evet. Kim gidecek acaba? Çok merak bizim ediyorum. Bizim gitmediğimiz kesin. Yeşim, ay yeşim. Final günü Murat'cığım. Ver Yeşim'e kartı. Bay bay. Yok ya, Yeşim zor Ümidi gider. Ümidi hala buradan. Kesmemişler ya. Batuhan sizi sevmiyor galiba. Nursel Hanım'ın suratından belli. Ay bence bu zor. Ya demeyin. Kolay ama size zor. Ya. He. Neymiş ya? Sinirlendik mi? Kaldırın örtüleri. Portakal kabuklu revani. Oo. Biliyorsunuz revaniyi iyi kabartmanız gerekiyor, iyi çırpmanız gerekiyor. Ya aslında kolay ya, kek gibi bir şey. Şerbetini iyi ayarlamanız gerekiyor falan filan. Ya ince detayları var. Şimdi daha önce yemediğiniz şeyler var ya genel olarak. Beyhan abla revani... Revaniyi çok güzel yaparım. Ben de. Gerçekten mi? Evet. Keşke tiyolar olsaydım Beyhan. Yine de bulur beni. Yapar. Bulurum. Yine de bulur bir konusunda değil mi? Bir konusunda düşünme bulduğunu sen, biliyoruz. Düşünme böyle şeyi. Evet, çıkarın defterleri. 4 adet yumurta, 2 adet portakal, 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı şeker, 2 su bardağı un, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Şerbet için 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, yarım limon suyu. Sosu için 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı da un. Bu sosu da herhalde Batuhan bir dokunuş yaptı. Sizi iyice zorlaştırıyor durumunuzu gibi geldi bana. Evet, şahsen ben bu duruma kızdım. Evet. Yani revani mi yapacaklar, şerbet mi, soz mu Batuhan'cığım? Sevgili kayınvalidelerim, şimdi terk eder misiniz mutfağı? Burada hiçbir şeyi desteksiz bir şekilde konuşma. Bunları bir oku sen. Bir gözün açılsın senin. Sana da bir günaydın diyelim. Hani bana bir günaydın demiştik ya. Hasret! Onları göstermekteki amacın ne? Sen elin geleniyle ne işler çeviriyorsun ya? Ben senin bu tepkini bildiğim için senden saklıyorum. Korkuttun beni, korkuttun. Beni bu duruma düşürdün. Sana helal olsun. Sanki üçüncü dünya savaşı çıktı. Ya, ne bu ya? Tabii ki çıktı ya, tabii ki. Evet, kayınvalidem. Bir dakika bekle. Ya senin huyun herkes burada bilir. Çok kıskanç, beni kıskanıyor. Seni şu anda alkışlamaktan başlıyor.
başka bir şey yapamıyorum. Süreniz tam 40 dakika. Az değil mi? Evet. Hemen biraz şerbeti koyun. Tamam mı? Hadi bakalım. Kızlar, final sayması istiyorum. Ne? Yapma. Ya ne oldu? Ne oldu yine? Süreyi beğenmediler. Herhalde fazla geldi hayır, diyor. Hayır. Artık söyledim diyor. Süreniz tam 35 dakikaymış. Ya şaka. Final şakası. Ay gör bayağı ciddi. Süreniz tam 35 dakika. Hayır şaka. Ha? Ay! Gerçekten mi? Ya şaka ya, final şakası bence. Vallahi değil. Ya Evren ay diyor, çok üzgünüm değil. Ya Evren. Tamam sıkı sıkı, tamam sıkı çalışın. Enver ya, yaktın bizi. 5, 4, 3, 2, 1. Ben size güveniyorum. İnşallah. Haydi. Yani revani kuru kuru olmaması lazım. Hadi bana canım, göre. Onun yani için revani tatlısını yaptıktan sonra seni dinlendirmek çok önemli. İçini şişmesi ama için. Ama ona göre göre yapsınlar, zamanı değerlendirsinler gelinler. Güzel. Aynen. Benim gelinim revani yapıyor. Güzel yapıyor. Çok güzel yapıyor. Hala ona gelinim diyebiliyor musun? Ama gelinim sonuçta, ama yaptıklarını onaylamıyorum ama gelinim yani, sonuçta burada yarışıyor gelinim. Ama şunu söyleyeyim sana. Bugün hiç çaba göstermeyeceğim gelinimi bulmak sen için. Sen niye stüdyoyu terk edip gittin? Dün? Niye? Benim gelinim çeyrek gelinime çıktığında ben gelinim dedi ki Sevilay annem gelsin taksın dedi. Aa Nurten abla. Ben kayınvalidemin gelmesini istemiyorum zaten. Çeyreği bana onu takmasını istemiyorum. Ben Sevilay teyze gelsin. Annemin takmasını. Yok artık. Yani abartma sen de hasret istersen. Sevilay annesi gelip de orada çeyrek ona çeyreği ona takacaksa benim ne işim var? Ben bugün hiç bulma çabası göstermeyeceğim. Hayır. Artı final bugün. Evet. İnşallah da onunla yarışmak istemiyorum, gideriz. İlk çeyrekte çeyrek alacağını bile bile ayıldın bayıldın. Tamam mı? Ondan sonra ikinci çeyrekte gene bir şey oldu, hastalandı. Evet. Üçüncü çeyrekte de zaten 3 haftada 4 haftada bir çeyrek alıyor. Üçüncüyü stüdyoyu terk ettin. Ya ben olsam onun kolundan kaptığım gibi. Evet. Burada yarışan benim seninle. Kimse değil. Bana çeyreğe taktırmadıysa giderim yani, hiç sıkıntı. Ya çeyrekte de aynısını geleni yaptın. Geçen Reyhan hafta Hanım geldikleri günden beri bir şey olur giderim. Ben gideceğim final günleri yapıyor elenmek bir de bunu. İçin bir veriyorum bilmem ne şimdi, bilmem ne. Hep finale yakın bunlar oluyor. Kızlar nasılsınız? Çok iyiyiz. İyiyiz hayatım, iyiyiz, sen nasılsın? Mükemmelim tabii ki. Çeyrek tabii herkes ya neden mükemmel olduğumu biliyor bugün. Ne için? Çeyrek tabii ki kızlar. Çeyrek aldı değil mi? Hasret. Sen çeyreğin ne olduğunu biliyor muydun? Çok uzun bir süreden sonra aldığı için tabii ki mutlu. Tabii ki aldım sonunda. Kayınvalidelere rağmen hepsini bir şekilde ikna ettim ve aldım. Onlar sayesinde demen lazım. O kadar zaman bana engel oldular ki lezzetli tabaklarıma 1-2, 1-2 vere vere. Ne vereceklerdi, olmamış çiğ tabaklarına ne vermelerini bekliyordun? Çiğ deme. Gayet lezzetliydi benim tabaklarım. Kayınvalideler gelinlerin o kadar lezzetli tabak yapamayacağını düşündükleri için benim tabaklarımı harcıyordular. Allah dün onların ağızlarını bağlattı, bana bir verdirttirmedi. İşte ya, bırak Allah aşkına. Bak kendi ağzına söyledin, onların ağzı bağlanmasaydı sana vermezlerdi. Çünkü lezzetsiz tabak arıyorlar. Yo. Gene zaten kayınvalidesi çok fazla uzaklaşamadı, gene olmamış tabağı 4 verdi Allah'tan. Benim tabağıma harcamadı bu şöyle kadar. Şöyle ki kayınvalidem diğer gelinleri de riske atmak istemiyor. İyi kalpli bir kadın. Ya o yüzden onu sen geldiğinden onun beri olmuş tabaklarıma iyi deyip düşük puan veriyor ya. Kayınvalidem sayesinde çeyrek almadın mı sen? Yok hayır. Hasret. Ben diğer kayınvalidelerden de aldığım yüksek puanlar sayesinde aldım. Evet onu, onun kayınvalidesi belki de sana 5 vermeseydi. Şimdi 5'i 4'ü geçin bence. Kızlar haksız mıyım bu konuda? Yani şimdi bozuk saat bile arada doğruyu gösterir. Yani şansa bile olsa insan 3 haftada bir tane çeyrek şansa alır yani. Şansa derken buradaki en şans mağduru insan benim.
Olmuş tabaklarımla sürekli düşük alıyorum tamam, zaten. Tamam tamam Asreç'im en güzeli sen yapıyorsun. Tamam tamam sana teşekkür ediyorum Yeşim. Bir şey söyleyeceğim. Sen var ya bir bak sen en son çeyrek alalı bir çocuk da olsa 40'ı çıkardı ya. 40'ını uçururlardı. Sence gelinin bana niye bu kadar taktı ben anlamadım. Ben bilmiyorum. Beni mi kıskandırmaya çalışıyor? Senin yüzünden hiç kendinde niye suç aramıyorsun? Niye ne yaptım ben? Buraya geldiği günden beri hep kritiklerde söylediği tek şey. Terlik, tüylü terlik. Alaydın da keşke ben almasaydım da bunlar da olmayaydı. Sen de almasaydın da olmuyor. Alaydın da ben bir dayanamıyorum. Bir dakika sen benim gelinimin tüylü terliği sana mı düştüydü? Ağlıyor sen, karşımda. Sen bizi birbirimize soktun. Of, alsaydın, sen birbirimize düşürdün. Sevilay ne çıkar olur ki şeyden? Hiç. Sevilay tamam sevmiyoruz. Rakibiz. Ya, tamam sen bir şey kalma. Diyeceğim. Sen var ya kendi gelinini sanki ya senin veya bizim rakibimiz olarak görüyorsun. Bir kere burada Miyase'nin rakibi Yeşim. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizce kim gider bugün ya? Vallahi ben gitmem. Ama kim gider bilmem. Benim içimden bir ses Hasret gider diyor. Çekinme. Yo Yeşim de gidebilir. Bence Yeşim gider. Ha neye göre ben gidiyorum? Bence de Yeşim gider ya. Fulya sen konuşma bari. Otur sıfır. Sen konuşma bence. Yani iddialıyım ne yapacaksın işte. Sen gitmem diye dua et. Benim kayınvalidem gelsin sana beş versin diye dua et bence sadece. Sen fazla konuşma. Yani beni hiçbir şekilde demoralize edemezsin Yeşim. Biller kraliçeleri sizler mi söylüyorsunuz bunları kızlar? Buradan ödülünü sen de almış oldun. Bir şey söyleyeceğim. Üç gün boyunca çeyreği alan bendim. Burada hasetinden çatlayan sendin. Bir gün çeyrek bak ben sana ne diyorum ya bundan daha ağır bir laf yok bence. Bir çocuk doğsaydı... En son sen çeyrek alalı 40'ı uçardı ya. Çeyreğe dokundu mu nasıl bir şey anladın sen mı? Sen böyle ne yaptın? Her hafta çeyrek aldın galiba buraya geleli. Ya bir de bak bir de yaptığın şeye bak. Dün diyorsun ki Sevilay teyzeciğim. Ay pardon Sevilay anne taksin istiyorum yakama pardon. Çünkü onu kendime daha yakın hissediyorum. Ya bak farkında mısın? Kayınvalidem ne münasebet dedi. Utandı, yüzüm kızardı. Sevilay teyze gel. Annemin takmasını yok, yok artık. Yani abartma sen de hasret hayır. İstersen. Çünkü ya senden korkusuna ki... Miyase, senden korkusuna kadın. Bak demek ki bazı şeyler önemliymiş. Neymiş mesela? İnsanların işine burnunu sokmaman gerekirmiş. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bak iyi ki de öyle bir teklifte bulundun. En azından yüzünün aldığı şekli görmüş oldun. Bak böyleydin Hasret. Böyle alakası bakıyordu. Yok. Evet öyleydin. Hiç de alakası yok. Tabii ki de senden korktuğu için ben bana o şeriyi takmadığını bildiğim için Sevilay teyzeye şu kadarcık kızmadım bir dakika. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Kayınvaliden bile stüdyoyu terk etti farkında mısın? Bir şey söyleyeceğim. Onun hiç yerli yersiz tavırları benim umurumda tamam, bile tamam. Değil. Tamam tamam çok konuşmayalım Hasret. Görüntüleri izleyelim o zaman aynen, ne diyeceksin aynen. Merak ediyorum. Bence de aynen, konuşmayın bence de görüntüleri alalım. Sonra. Ama yani iyi oldu gerçekten her şeyin gün yüzüne çıkması iyi oldu. Çeyrek altını kazanan gelin Hasret. Hoş geldin gel bakalım. Aa Nurten abla. Ben kayınvalidemin gelmesini istemiyorum aa. Zaten. Çeyreği bana onun takmasını istemiyorum. Sevilen ben teyze gel. Aa. Annemin takmasını yok istiyorum. Yok. Yani abartma sen de hasret hayır. İstersen. Aa, ben kendi gelinimden başkasına takmam. Ya aman onda da huyu oldu stüdyodan gitmek ya. Siz takın bari. Nursel Hanım. Nursel Hanım. İlk çeyreğimde siz takmıştınız Nursel Hanım. O zaman Sevilay teyze takmak istemiyorsunuz. Ondan sonra bir süre alamamıştım. Aa, ben böyle kal geliyor biliyor musun? Böyle kal veriyorum o. Allah Allah. Kadının yüzünün asıklığına bak, üzgünlüğüne bak, senin utanmışlığına bak, bir de benim kayınvalidemin lafına bak. Ben burada gelinimden başka kimseye çeyrek takmam. Yani gerçekten bu oyunlar ne zaman bitecek? Ben çok sıkıldım gerçekten. Hepinizin ya, tek Hasret de değil. Yani herkes burada bir oyunlar peşinde, bir oyunlar peşinde. Hasret! Ya biraz net olun Hasret, ya. Hasret, senin yaptığı iyi gördün mü yani? Bak. Sen bana burada bunlara böyle bu lafları söylettiriyorsun. Sen beni peşine taktın. Buraya aa, yarışmaya ya. Geldin. Kaynanan mı? Kaynanan olarak geldin. Sevilay'a altın tak diyorsun. Ben neyim burada? Neyim de bu hallere düşürdün bana? Herkes bana söylüyor. Gözyaşı
Gözyaşın hazırda mı bekliyor? Bak. Yeter artık ya, yeter. Bugün seni hiç bulmaya çaba göstermeyeceğim. Oo. Kendi kendine yarışırsın burada. Zaten tamam, emin ol, çaba göstermezsen beni bulursun. Çaba gösterdiğin için bulamıyorsun. Sen sana bulmaya çaba göstermeyeceğim. Hiç strese girmeyeceğim, çaba göstermeyeceğim. Görürsün de sen bakarsın. Senin yaptığın ne yani? Ben altın takmayacaksam niye getirdin sen yanı sıra beni? Aa. Ha? Niye getirdin bakayım? Seni kullanıyor, yeter kullanıyor. Yeter artık, yeter. Yeter senden çektiğin, yeter. Düş yakamdan, düş. Duygu sömürüsü yapıyorsun. Ben senin bu hallerine alışkınım. Göz yaşın sen, hazırda bekliyor. Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen bunların acısını çok ağır ödeyeceksin bak. Sen benden iğne dahi alamazsın. Bunu unutma. Zaten alamıyorduk hiç yani. Ona da bahanen olmuş oldu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hasret. Hiç yani kızarmıyorsun daha. Nasıl rahatsın? Kadıncağız üzüntüden ne hale geldi ya? Evet, ağlıyor resmen. Ben anlamadım. Ama dolmuş. Belli ki dolmuş. Bu bir anlık bir şey değil. Hasret, geldiğinden beri zaten kendini net bir şekilde belli etti. Burada yok, ortalığı karıştırmak için. Anneciğim demeler, yok çeyrek alınca onun önünde oynamalar. Hep ya ben zaten yani. Sevilay Hanım'a neden sempati beslediğini anladım. Sevilay Hanım'a da blender ortalığı karıştıran diyoruz ya. Kendisi de öyle. Ya Nurten Hanım, şimdi geldin, bağırdın, çağırdın, tamam, duygusal ağladın, ettin. Her şey iyi gidiyordu. Son anda söylediğin kelime her şeyi mahvettin. Bu şekilde ama olmaz. Yanlış ama uygulamalardasın. Bak Sevilay Hanım. Tehdit gibi. Bir dakika yani, bir şey söyleyeceğim bir şimdi. Bir şey alamazsın. O ne demek ya? Senin gelinin aynısını sana yapsa sen üzülmez miydin ama? Ama bu tür konuşmazdım. Ya. Tamam da gelinin sana üzülürüm, o şekilde bak, yaklaşıyor. Üzüntüne, ağlamana bir şey demedim. Saygı duyuyorum. Senin için ben de üzüldüm. Ama yok, bunu sen böyle yaparsan benden bir şey alamazsın. Ya ben sana merak ediyorum, sormak istiyorum. Hı. Benim yapmadığım neyi yaptın da sen yani Sevilay annem altın taksın. Ben Sevilay annemle konuşuyorum. Ben Sevilay annemi seviyorum. Ama ben neyim burada? Ne yaptın? Benim yapmadığımı ne yaptın sen de böyle benim yaptın? Benim ona yaptığımı herkes burada gördü. Bir aldığım terlikti. Başka da bir şey yapmadım. Arada da istemeyerek bir beş falan verdim. Ya bakın şimdi başka Sevilay, da bir şey yapmadım. Bak Sevilay kolay kolay da kimseye böyle sempatik duyan biri değil. Evet. Hülya'cığım sen yoktun. Başrol karakterler burada zaten. Ben şahit oldum. Dün Sevilay Hanım'la Hasret arasında geçen bu yazışmalar var ya. Evet. Hepsi ortaya çıktı. Ben zaten söyledim. Gizli bir şey değil ki bu. Sanki yani neyi buldun? Atomu parçaladın, tamam, anlamadım. Ama kabul etmiyorlardı ya burada. Sevilay Hanım kabul etmiyordu Niyase. Ama ben... Sen rahat ol, ben çektim hepsini. Sonra ne oldu? Çektin mi hepsini? Evet. Ya Yeşim sanki görmediniz. O görüntüyü izleyebilir ya. Bir izlerimiz olamayacak mı bizim? Sen ne özeli ya, burada konuştunuz. Yönetmenim, o görüntüleri izleyebilir miyiz? Aynen, izleyelim, hiç konuşmayalım ya. Gerçekten. Ay sana inanmıyorum Yeşim. Yani burada hiçbir şeyi desteksiz bir şekilde konuşma. Ben sana kanıtlarıyla geldim buraya. Bunları bir oku sen. Bir gözünde çalsın seni. Sana da bir günaydın diyelim. Hani bana bir günaydın demiştik ya. Sevgili anne merhaba. Bir dakika, önce bu benim kayınvalidem mi? Ben ona bakayım. Bak bir saniye, profiline gir. Ezbere biliyor musun kayınvalidenin numarasını? Evet biliyorum. İyi güzel. Evet kayınvalidem. Bir dakika bekle. Sevgili anne merhaba. Ben sana küçük bir hediye aldım. Şal. Yukarıda miyase var, yanlış anlar diye veremiyorum. Ah canım yavrum, ne zahmet ettin. Yeşim de gördü elimdeki paketi. Hediyeden Mio'nun haberi yok değil mi? Yok tabii ki. Yeşim saftır, anlamaz. Ya bir dakika ya, sen bana neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Bu ne? Biliyor musun? Bana karşı içten samimiyetini görüyor musun? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. En sevdiğim renk, bayıldım bordo şala. Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Sen benim kayınvalidemi bence kandırdın. Bak yazdığı şeye bak. Kızım bu arada Miyase varken çekimlerde sana çok samimi davranamıyor Yeşim. Kızım beni yanlış anlama olur mu demiş ya. Ya senden rica ediyorum aramıza girme. Ya Yeşim sen, ben sen gördüm dedin de ben inanamadım anneme şu ya, an. Ya görün görün işte dostluklarınızı ben, görün. Ben de seni içten seviyorum kızım, tekrar teşekkür ederim diyor ya, al sen şunu. Bekle ben şimdi. Burada. Ya bir dakika ben, bir dakika Yeşim bir dakika. Burada hiçbir şey boş konuşmuyorum. Anne. Anne. Görün işte Sevilay Başar'ın oyunları yine işte, izleyin. Heh, şimdi konuşsun Sevilay Hanım. Cevap bakayım neler, ne verecek? Neler. Hasret! Hasret! Ne hasret? Efendim Sevilay Hanım'a hasret? Niçin böyle yapıyorsun? Ben burada var ya. Bir dakika, samimi
Ne biçim bir insansın ya? Senin miyaseye gelip öyle onları göstermekteki amacın ne? Onu bana bir açıkla. Bir dakika, ben size kızın demiştim. Ben kızın size suçuna. Demiştim. Hasretin bana karşı sevgisi yok. Ortalığı karıştırmak bana karıştırdı bak, da. Bana bak. Bana evet. bak. Kızın suçu ne? Ben burada seni savundum değil mi? Dedim ki benim kayınvalidem yapmaz, almamıştır dedim ya, değil mi? Ya senin bu tepkinden korktum işte demedim. Bir dakika, demedim, tepkin boş vereceksin. Sen elin geliniyle ne işler çeviriyorsun ya? Ne iş çeviriyorum? Elin gelininden bir hediye almasından bahsediyorsun. Lan bir hediye almış, onu kabul ettim diye kötü... Bana niye bak, dürüst değilsin, dürüst. Değilim, niye? Çünkü senin niye? Böyle yapacağını biliyorum. Sen anne, anne diye beni aradın oralarda. Anne bak şimdi bana sesini yükseltme, burada suçlu olan sensin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana samimi davranmıyorsun, bana gerçekleri söylemiyorsun. Sevebilirsin ama bana gerçeği söyle. Ya bak buradaki herkes dedi ki Sevile Hanım yapmıştır dedi, inanmadım gene. Ben kayınvalideme inanmak istiyorum dedim, anne artık istediğimi tamam, söyle tamam. Geçti. Ben senin bu tepkini bildiğim için senden saklıyorum. Korkuttun beni, korkuttun. Bugün de git. Biri beni sevse bile sevdiremiyorum. Sevsem de sevemiyorum. Bu ne be? Ay bu, iyi oldu çıktığı meydana. Bugün de git. Hasrete puan ver, ona tak sen bilezikleri. Devam et. Sevilay, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya ne var? Sanki 3. Dünya Savaşı çıktı. Ya, ne bu ya? Tabii ki çıktı ya, tabii ki. Sevilay annemin bana beraber yazıştığımız yazışmaları ben yönetmenimize de verdim. Artık yeter yani Miyase. Bizim aramızdaki sevgiyi bütün Türkiye görsün. İçten içe birbirimizi nasıl sevdiğimizi, Sevilay teyzenin beni ne kadar çok sevdiğini bütün Türkiye'nin öğrenmesini istiyorum ben. Haklısın. Yönetmenim lütfen o yazışmaları alabilir miyim? Aa. Beni bu hallere getiren kayınvalidem. Sevilay anne merhaba. Ben sana küçük bir hediye aldım. Şal. Yukarıda Miyase var. Yanlış anlar diye veremiyorum. Ah canım yavrum, ne zahmet ettin. Ne zahmeti? Rica etsem aşağı lavaboların oradaki merdivene gelebilir misin? Yeşim de gördü elimde paketi. Hediyeden Mia'nın haberi yok değil mi? Yok tabii ki. Yeşim saftır, anlamaz. Yok, sürekli peşimde. İnelim aşağı o zaman. Ok, bekliyorum. Ece'ye gel yavrum. Ay canım, en sevdiğim renk, bayıldım bordo şala. Çok mutlu oldum. Kızım bu arada Miyase varken çekimlerde sana çok samimi davranamıyorum. Beni yanlış anlama olur mu? Farkındayım, merak etme Sevilay annem. Ben seni içten içe severim. Ben de seni içten içe seviyorum. Tekrar teşekkürler. Kızım benim. Tebrik ediyorum. Ortalığı yani, karıştırmayı başardın Hasret. Ne alakası var ya? Biz birbirimizi seviyoruz. Miyase'nin bu tavırları yüzünden haklısın, biz itiraf edemiyoruz. Ya haklısın. Sen Sevilay Hanım'ın anaç duygularıyla oynadın. Benimkinde suç, benimkinde. Miyase'cim hatırlıyor musun? Burada dedin ya, saçlarımı seviyor kayınvalidem, çok rahatsızım. Ben hiç olmuyorum. Benimkinde bütün gün aralarda sevebilir. Oldu gelsin, 7/24 senin saçını tarasın. Miyase'nin huyunu herkes burada biliyor. Çok kıskanç, beni kıskanıyor. Ya tamam da çok güzel yazan çok sensin. Ben onun kıskançlığı yüzünden kimsenin nesiye hediye mi almayacağım? Kimseye selam mı vermeyeceğim? Beni bu duruma düşürdün. Sana helal olsun. Seni şu anda alkışlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Ya Miyase sanki bana var ya. Bana seviyorsan yer sevdiğini söyleyecektim. Bir şey oldu, bir şey oldu. Daha da ben ne sana ağzımı açamıyorum ya. Pes. Ama abarttınız ha. Pes. Ama o şöyle bir şey var. O kadar abartma da ne yani? Sevilay Hanım daha önce... Gitti oldu, kocanı kıskan beni kıskancana. Ama... Hala savunuyor kendini. Sevilay Hanım daha önce burada mesela bana çiçek getirdi. Sen de benim kızım gibisin dedi, bana sarıldı, etti. Ay. Ya ben seni... Ay. Ay. Sen nasıl bir evlatsın? Sen nasıl bir gelinsin? Seni verdi etti. Gerçekten yok, takdir ettim. Benim gelinime can çok ağladın yani. Ne olur bak. Hala siz ağlamayın, ben çok daha iyi olurum. Bu kadar neden olay olmadı? Çünkü sen durumu bu ortalığı kızıştıracak kıvama burada getirdin. Burada ortalığı Hasret. Kızıştıran biri varsa o da sensin Yeşim. Hemen çekmişsin elinde kamera. Onun benimle hiç alakası yok. Bir bakar mısın? Sen Hasret burada Hanım. Biz yarışıyoruz, buradan ayrılıyoruz. Ben otele gidiyorum, sen evine gidiyorsun. Bir kere anne ne yapıyorsun demiyorsun. Benim telefonlarıma cevap vermiyorsun. Sen Sevilay'la hangi zamanda yazışıyorsun? Hayırdır yani, sen beni bir kere telefonu annem diye kaydetmiyorsun da kayınvalide diye. Sevilay ne diye annem diye kaydediyorsun ya, anlamadım ben seni. Sen ne sürekli, amacın ne senin? Sürekli arkamdan işler çevirirsen anne olamazsın.
Sen benim arkamdan hiç çeviriyorsun. Ya yönetmenim lütfen perdeyi kapatabilir miyim? Ben bir şey yapmak istemiyorum. Yönetmenim perdeyi kapat. Yok öyle bir dünya. Sen göreceksin de bakacaksın. Seni bulmaya çaba göstermeyeceğim bugün. Oo. Sen de görürsün de bakarsın. Sen gelince bakarsın. Aa, ben yok, kapatma. Nurten teyze. Cevabımı alacağım. Nurten teyze, beni bir dinler misin? Ben İçi dolmuş kadının ya. Sen de bu gelini sal. Ne yapıyorlar sen? Yemeğime odaklanmak istiyorum. Sen, lütfen yemeğime odaklanmak istiyorum. Kapatın, kapatın Nurten Hanım. Hadi bakalım. Sevilay, hadi o cahil, hadi o çocuk. Sen niye bu yazmışsın cevap veriyorsun? Neden veriyorsun? Ya ben içi dışı bir dobra bir kadınım. Tamam. Ben sıcakkanlıyım, sevmiş sen beni. Sen sevgimi dağıtıyorsun herkese. Kabul ettim, etmese miydim? Benim yerim, yurdum, memlik Giresun'da var, fındığım evet. Var. Hasretinden doğan gidip oraya yerleşip orada duracaklar. Ha. Burayı bırakacaklar, oraya gidecekler, orada duracaklar. Ha. Fındık da onların olsun, parası da onların ha. Olsun, her şey onların olsun. Ben bunu teklifini sunacağım onlara. Nurten ha. Hanım bir dakika. Sen resmen yaptırım uyguluyorsun gene. Niye yaptırımla alakası yok ki? Gene dediğim mi yapsınlar böyle onlara ha. Bir şeyler yapmak için bir şeyler bekliyorsun. Bak beklemiyorum beni sevsin diye değil. Yani ben niye gidip de yapacağım bu yaşta? Ha yaparsa yapar, yapmazsa oradaki bütün fındıklığı, fındığı, ha, fındığım da var hazır zaten. Onu da satacağım, küçük oğluma gideceğim, bir iş kuracağım. Oğluma oturtturacağım, işin başına hasret, ondan sonra boş işlerle uğraşıyor, boş. Sonuçta da hasretinden o oğlunu kaybedeceksin. Böyle yapılmaz. Ya aslında ben ona iyilik yapıyorum. 7 ton fındık, 210 bin, 220 bin TL ediyor yani. Niye, kötü bir para mı yani? Onu bir ayda alıyor yani, bir ayda. Boş işlerle uğraşıyor burada organizasyonlar, şundan bundan yani. Benim küçük gelinim Ege'li. Geçen sene götürdüm ben köye, yürüyemedi bile, yuvarlandı gitti çocuk. Kıyamıyorum yürüyemediği için yani. Bizim buraların düzü yeri de var, bayır yeri de var yani. Niye hasret mi yürümek zorunda? Ah, hasret yani. Yürümek zorunda değil, hasret Karadenizli benim gibi ama. Miyase, kayınvaliden hep böyle enteresan bir insan mı? Benim kayınvalidem kaoslar kraliçesi, entrikalar kraliçesi bence. Şimdi size bir şey anlatacağım. Ben ya da Özgü ne zaman biz kayınvalidemi arasak direkt... Telefon açılır. İkinci çalmada falan açılır. Bekliyor zaten elinde biz arayalım. He. Neyse bir gün arıyorum bir hafta sonu. Arıyorum arıyorum açmıyor. Arıyorum Allah arıyorum Allah. Açmıyor. Allah Allah. Allah Allah dedim ne oluyor? Sevilay Hanım bir de yani. Evet arıyorum arıyorum asla ve katiyen açmıyor. Neyse böyle olmayacak dedik. Bayağı biz panikledik. Hemen gittik eve. Bende zaten yedek anahtarı var ya. He. Eve bir girdim. Evin her yeri derli toplu. Allah Allah. Evde bir tane bak bir tane net söylüyorum. Bir kırışıklık, bir dalma yok. Tatile mi gitmiş kadın? O eve kimse gelmemiş gibi bak sıfır. Ya sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz. Biz bu sefer görünce daha da panikledik. Dedik, tabii hani insan kadına, korkar yani. Tabii canım kadına bir şey mi oldu yani? Eve kimse adım atmamış gibi hasret. Yani ya kapıdan kimse gibi. Girmemiş gibi. Bir şey mi neyse, olmuş peki? Neyse dolaptan bir tıkır tıkır sesler geldi gardırobundan. Ha. Dedim herhalde kedisi. O zamanlar kedisi yaşıyordu. Dedim herhalde Hürrem. Bir baktım Hürrem'i de gördüm. Hürrem dedi. Hırsız mı var evde yani? Dolabı bir açtık ki kayınvalidem çocuk gibi dolabın içinde oturmuş. Yani İnanmıyorum ya. Yani. Yapar ya. Sevilay Hanım'da o çocuksu şey var yani. O olay var. Peki açıklaması ne oldu? Bir de not yazmış. Diyor ki notta varlığıma alışamadınız. Yokluğuma belki alışırsınız. Diyelim sen 3 gün sonra eve gittin. Heh. 3 gün sonra... mı çıkacaktı yani ne yapacaktı 3 gün orada aç susuz bekleyecek ya, miydi? Ya bir şey söyleyeyim mi bir şey daha söyleyeyim hadi. En son kayınvalidem gitti ya sandviç falan vardı dolabın içinde bildiğin beslenme sepetini almış oturmuş. Ha stoklamış yani. Gerçekten. Ha, hazırlıklı yani önlerini almış. Belki yani, de sen şey kapıyı açmana yakın koşarak gitti dolaba. Klasik kayınvalidem ilgi istediği için ya bu Beyhan teyzenin şey olayına döndü Yeşim. He. Adını sen söyle mezar muhabbeti var değil mi mezar taşı. Duygusala bağlama. Ha. Duygusala bağlama amaç orada işte kaos yaratıyor, intika yaratıyor. Biraz... Eşim de bana diyor ki aşkım diyor, annemi diyor niye böyle üzdün diyor. Sevilay teyzenin huyu belli. Benim gibi çocuk ruhlu bir insan. Hasret küçülün de cebime girin bari çocuk ruhlularmış. Ya Sevilay annesine laf söyletmez o. Ne yapsa haklıdır yani. Ne var yani Miyaseciğim? İlgi istiyor kadın. Biraz ilgilenin şu kadınla. Dışarıda ilgi yaramasın. Sen ilgileniyorsun. Hasret, onun ilgisini de ben veririm sevgisini de. Bu seni ilgilendirmez. Sadece burada anlattım size.
Bir. Acaba 30 dakika mı deseydi acaba? Bence olabilir. Olabilir. Aynen. Çabuk ben bayağı aslında heyecan bekliyordum. Alışkın olmayınca 30 tuhaf gelmiş. Gelinlerim. Başta bir heyecanı yaptık da. İnanamıyorum kız. Birazdan 5 bileziği acaba kim kazanacak? Yönetmenim İnşallah bunun şerefine bizi bir oynat. Beyhan teyze, senin posttan anladığın tek şey muhallebi olmasın mı? Beyhan teyzenin ben aşçı olduğunu düşünmüyorum. Beyhan abla oldukça gergin. Kayınvalidemi seviyorum diye Sevilay teyzeyi neden sevmeyeyim? Neyini seviyorsun? Sevilay Hanım da seni çeken ne? Sevilay teyze benim ruh ikizim gibi. Yani ben yaşlandığım zaman diyorum ki Sevilay teyze gibi olur. Allah'ım ya. Sevilay teyze ne derse benim kabulüm. Aa! Ben burada poğaça yediğim zaman midem yanıyor örneğin. Bana ekmek arası getiriyor sabahları. Ne? Bir dakika. Aa! O ekmek. Ve final günüyle işte karşınızdayız, tadımlardayız. Portakallı revani. Ay bu ne? Kim yaptıysa o kadar güzel yapmış ki. Tebrik ediyorum. Altı, üstü, pişmesi, kabarması, içlenmesi, şerbeti çekmesi, şerbetin kıvamı ve sosu. Bu kimse işi biliyor. Tebrik ediyorum. Vallahi böyle tadı damağımda kaldı. Her şey çok kıvamında olmuş. Daha önce kesin revani yapmış bu gelin. Asla kötü bir tabak değil. Canım tatlı istese, önüme gelse yerim. Sosu güzel olmuş. Bir tık daha kıvamlı olabilirdi. Altının üstünün pişmesi çok iyi. Ama siz de görüyorsunuz kabarmamış. Böyle kim hangi kayınvalide söylüyordu, tıkıs tıkıs olmuş. Bir de bir çıt 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 irmik tadı geliyor. Yani iyi karışmamış olabilir. O yüzden zaten kabarmamış muhtemelen. Onun dışında fena bir tabak değil. Ama kusurları var. İkiye eh işte dedim ya, üç maalesef ikiden kötü. Yine bu da kabarmamış, böyle mısır ekmeğinin sıkılı olur ya, sanki mısır ekmeği gibi olmuş. Şerbetinin falan da tadını alamadım. Muhtemelen çok sıkı olduğu için de çekmemiş. Sosunun kıvamı çok güzel, sosuna bir laf etmeyeceğim. Şimdi bu kekin kabarmamasının sebeplerinden biri aslında kekte de görünüyor. Şurada özellikle fazlasıyla görünüyor. Hava kabarcıkları var içinde. İyi çırpamamış. Muhtemelen o şekerle yumurtayı ilk başta çırpamamış. O yüzden de keki böyle kalmış tıkıs tıkıs. Kekinin tadı güzel. İçi de fena değil yani, bence çekmiş, şerbetini de çekmiş. Altı üstü bir tık fazla pişmiş. Bu birinci kusuru. İkinci kusuru, sos çok önemli bu tabakta. Çünkü bir tarif olarak verildi. Sosunu alamayacağım kadar cıvık olmuş. Yani o kadar da ölmedim bu tabağa. Puanlar için hazırım. Bugün final. Bakalım kime kaç puan vereceğiz. Bu tabağım zaten hani ben susayım o konuşsun. Görüntü olarak siz de görüyorsunuz. Çok güzel kabarmış, şerbeti, her şey çok yerinde. Helal olsun kim yaptıysa. 5 veriyorum. Bu tabağım bayağı kusurları olan bir tabak ama dediğim gibi hani güzel, lezzetli bir tabak. O yüzden kabarmamasından dolayı o kadar da puan kırmayalım. 3 verelim. Üçüncü tabak ona göre daha kusurlu ve bir vermem gerekiyorsa o da üçüncü tabak olacak. 1 puan. Son tabağımda İkinci tabak gibi kusurları olan bir tabak, ona da 3 verelim. 2 tane 3'ten başlayalım. Önce şu 3'ten başlayalım. Final gününde bakalım benden 3 puanı kim aldı? Üç puanın sahibi gelin Yeşim. Tebrikler, çok lezzetliydi ama kabarmamış. Hemen ikinci üçümüzün sahibini bulalım.
İkinci üç acaba kime ait? Bakalım hemen. İkinci üç puan alan gelinimiz Miyase. Onu da tebrik ediyorum. İkisi de ortalama tabaklar yapmış. Şimdi bir beşimiz, bir birimiz var. Tabii ki beşin başına geçiyorum. Çok beğendim. Tebrik ediyorum. Hakkıyla beş puanı aldı. Hemen öğrenelim kimmiş. Tam 35 dakikada şerbetini, revanesini ve sosunu yapan ve bu kadar güzel yapan gelin... Hasret! Vay vay vay! Ay! Hulya. Evet, Hulyacığım da bir aldı. Benim puanlarım böyle. Final gününde bakalım kayınvalideler neler anlatacak ve nasıl puanlayacak? Sıra onlarda. Final gününde, böylesine önemli bir günde ilk kayınvalidem tadım için Beyhan Sultan oluyor. Şöyle bir kendine gel, nefes al. Bak, yani alsa mutlu da olurum da yani bu tarafta, ya, tarafta kalbi kırık bir gelin var. Bugün beş bilezik var. Miyase beş bileziği alırsa altın liseye adını yazdırıyor. Biliyorsun değil mi? Bugün olmaz yani. Bugün hata yapamazsın. Tamam mı? Hadi hayırlısı. Ben gene sözümdeyim. Evet. Tatlıyı çok seviyorum ama bu revani biraz sıkı olmuş. Revani böyle hani püfür püfür. Evet. Şey olması lazımdı böyle. Gevşek. Kabarık ve kabarık gevşek değil de yani içi böyle boş. Aa, evet. Tane tane olması lazımdı. Evet. Tatlı sonuçta. Şeyi cıvık. Akışkanlı değil, sanki böyle su şeyi var gibi. Tat olarak güzel. Görüntüsü zaten şef yapmış. O da güzel. Ama ben bunun sosunu beğenmedim. Tamam. Revanisinin de sıkı olduğunu beğenmedim. Şerbetini çekmiş mi? Şerbetini çekmiş ama çok sıkı. Acaba öbürleri nasıl? Bakacağız. Ona göre de, ona göre de buna... Düşüneceğiz. Sen orada bekle. Sen bekle, ben düşüneceğim. Hepsi mi böyle oldu acaba? Ama sosu mükemmel. Ne oldu? O hareket neydi? Şey, ya bu da daha basık. İçi böyle sanki pişmemiş gibi. Şerbet bile yok içinde. Tat bile yok içinde ama şeyi güzel. Sosu. Sosu güzel olmuş şimdi Allah için. Ama bu şerbet bile çekmemiş. Yani şerbet bile çekmemiş. Bu birinci tabaktan bile. Gene de bakacağım. Belki revanesinden değerlendirmeyip de sosundan değerlendirip gene de bir puan vereceğim. Tamam. Bugün hiçbir şeye ilik satmama gerek yok. Ama gelinimi de bulmam lazım. Bunun sosu da cıvık olmuş. Tadını falan çekmiş. Tadı güzel. Şerbetini çekmiş demek istedim. Yani şerbetini çekmiş. Şerbeti güzel. Benim işim çok zor. Ah canım. Evet. Vallahi çok zor. Şerbetini çekmiş, o istediğin kabarıklığa sahip mi? Ya bu biraz daha iyi. Sos? Bu biraz daha iyi. Sosu gene cıvık. Ya. Evet, sosu cıvık. Sosunu beğenmedim. Daha böyle heh dediğim bir revani olmadı mı? Olmadı, gelmedi bana. Bu da çok kabarmış. Sosu koyu olmuş. Fazla mı kabarmış? Onu da çok mu kabarmış yani, buldun? Revani olması gereken olmuş. Ha iyi. Şey ha. Gibi söyledin sanki. Ha, evet, böyle gevşek. Sünger gibi. Her şey çok güzel olmuş. Sosu da koyu. Şimdi ben bir yerde yani, bakayım. Yani koyu kötü anlamda mı diyorsun yoksa ha tamam böyle mı? Böyle olması lazım. Bak ha, akışkanlı. Ha. Tamam. Sosunu bak, da böyle, beğendim. Ha, güzel yapılmış baksana. Beyhan abla, içinden ne dua biliyorsun oku. Sana ve puanlara başla. Var ya.
bir vereceğim. Üçüncü tabak 1 puan. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. 2 tabağın sosu aynı, 2 tabağın sosu aynı. Ben şimdi neye göre yol alayım? Buna 5 vereceğim. İkinci tabak 5 puan. Buna 3 vereceğim. Dördüncü tabak 3 puan. Ya gene puan dağıttım ya. Birinci tabak kaldı. Şu an çok da dağıtmadın yani. Buna ne versem? Ya buna 3 vereyim ya. Ne yapayım? Vallahi yeşim ben öldüreceğim. Birinci tabakta 3 puan. Ya ben bir haftadır bulamıyorum ya. Gene başladım. Çok puan dağıtmadın ya bence. Vallahi dağıttım ya. Yok yok. Gel son verdiğin puanı açmayla başlayalım. Sadece çok puan vermedin ama 2 tane 3 kullandın. Yani eğer yeşim 5'se bunlara bedavadan puan vermiş oldun. Yine aynen. Sana kızdığı şeyi yapmış aynen oldun. Ya ne yapayım gerçekten? 2 tane 3 kullandık. Olmuşla ölmüşe çare yok. Bakalım. Yeşimi saçtırma bunu ne olur. İlk 3 puan kime gitmiş? Beyhan abladan, Beyhan kayınvalideden, aşçımızdan 3 puan aldı bu tabak. Açalım mı? Ben açmıyorum bunu. Ne yapacağız, açmıyoruz vallahi ne demek? Vallahi ben açmıyorum. Dur daha aç. Bismillah ilk tabaktayız, tut. 3 puan alan gelin. Aç. Niyase. Ya Beyhan teyze, tadı güzel. Şerbet... Bu arada tadı güzel diyerek bak sen dördün bir şekline, şemaline, sosuna, koyu moyu bir şeylerine taktın bilmiyorum. Tadı güzel olarak sadece benimkine dedin. İkinci tabağa bu arada tadı güzel bile demedin. Tamam da. Bunun ne şerbeti çekmiş ne tadı güzel dedin. Benimkine en azından tadı güzel dedin ya. Bir dakika. Niyase, bunun sosu çok çabuk aşkım ya. E tamam şef akışkan istedi bak ne kadar katı. Şef böyle bir şey istemedi ki bizden. Akışkan istedi bu da normal. Bu da normal. Bu kas katı. Kas katıya gidip 5 vermişsin mesela. Yok bak. Üçüne de cıvık dedi. Sondakine çok koyu dedi. Hayır, bu da çok koyu görünüyor. Tabağı ellemek istemiyorum da. Zaten ha, şunun rengi farklı mesela. Simsiyah görünüyor sos. Hadi her şeyi geçtim. İçine çekmiş. Güzel dedin. Tadı güzel dedin. İçine çekmiş dedin. Sıkılıktan kastın seninle şerbeti dökünce illaki bir oranda hani böyle iyice dinlenip olmadığı için burada süreden dolayı direkt o istediğimiz revani şeklinde olmayabiliyor. Ama içinde hiç de bir sıkılık yok. Gayet de güzel kızarmış da tabağım. Tadı da güzel dedin. Tek benim tabağıma tadı güzel. Ya bir dakika bir dakika. Dokunamıyorum ama hamur şurada en son bu tabak açıldıktan sonra göstereceğim. Şu kısmı hamur olan bir tabak var. Hayır bak şimdi ben bunu sosuna verdim. Sosunu çok beğendim. Hamur bir tabak var burada. Tamam mı? Sosuna açılınca ver. Göstereceğim. Hamur. Ona 5 verdim. Bana kalkıp 3 verdim. Bu kadar diyorum. Vallahi biri bana verdiysen buraya gelme zaten. Ay vallahi. Gerçekten gelme ya. Yani yok artık ama ya. Tadı güzel dedin. Tabağda 3 verilmez Beyhan teyze ya. Hayır amacın bak şunu de anlarım. Miyase ben seni altın listeye sokmak istemiyorum. Ben gelinimi sokmak istiyorum de anlarım. İnşallah bak, anlarım. Gelinini bulmuştur da. Bilmiyorum. Yani biri kime verdin? Gelinin de çıkabilir. O zaman stratejin yanlış olmuş olur. Ne ya? Benim tabağımı güzel demedi mi? Duymadın mı? Duydu. İkiye de dedi ki şeyi İkiye çekmemiş. Çekmemiş. Şey ama. Tadı güzel değil kim dedi. Sosundan. Hatta o tabağın başında dedi ki tamam güzel değil ama dedi. Sosuna falan her şeyine bakacağım. En son dedi puanlamayı yapacağım. O finallerde bana 1 vermeyi seviyor. İnşallah biri bana vermemiştir. Hiçbir şey demiyorum. İkinci. Ay ne oldu? Ay dur daha çok erken. Evet rekabetin getirdiği stres kayınvalidelerimizi böyle duygusal anlar yaşatabiliyor. Beyhan kayınvalidemden 2. 3 puan alan gelin bakalım kim çıkacak? Üçünde de kabarmamasından şikayet ettin. Bunu beğendin. Buna 3 vermene şaşırdım aslında. Ama umarım yeşim değildir. Yeşime umarım daha yüksek vermişizdir. Sence buldun mu yeşimi? Bilmiyorum ki. Ne hissediyorsun? Niye ağladın yani şu an? Bulamadım diye. Ya öyle mi hissediyorsun? Evet. İnşallah 5 bile kalmaz geçiyor içimden ama 3 de bize yetmiyor değil mi? Hadi açalım. 3 puanın sahibi gelin aç.
Hasret. Ya ben zaten kabarmışı görünce... Yani şefime söylüyorum, söyleyeceğim artık şu kabarmış şeyler verilmesin. Çünkü kabaracak olan her şeyde benim tabağım bariz ortada. Çünkü çok güzel kabartıyorum. Revani kabarması gerekir. Zaten son noktaya gelene kadar kabaracak dedim. Olmamış tabaklara puan vererek nasıl için rahat ediyor? Ya ikiyi hiç beğenmedi, hiç. Sıfır ya. Hiç ya sen şey ağlama, bırak dedi. Beni ağlayayım ya. Yani boşuna ağlıyorsunuz siz kayınvalideler. Ben ağlayayım. Hasret. Burada uğraşıp da alamayan hasret. Beni ağlayayım. Salladı kafadan ya, kime ne denk gelirse. Hayır, lezzet olarak 1'e de güzel dedi, 4'e de dedi. 1'e de 3 verdi, 4'e de 3 verdi. Hadi 4'ün şeklini beğendi. Şey ona 5 verseydin bari. 3 taban kabarmamasından şikayetçiydin zaten. Tadları dedin ki kendi kafanda zaten hepsini beğendim, hepsini beğendim diyerek geçtin. 2'yi saymıyorum. 3'ün dedin ki şekli de olmuş, tosu da olmuş, her şeyi olmuş. Hakkı 3 mü ya? Kabartma tozunu bize kabarması Hasret. İçin veriyorlar. Madem şefimiz bize kabarmayan bir şey isteyecek, alsın kabartma tozunu ya. Hasret, ben senin tabağın derdinde değilim. Üç ben verim, kendi tabağımın derdindeyim. Sen olabilirsin, ben gelinimi bulma derdindeyim. Gelinini kabarttı biliyorsun sana değil mi burada? Sana 5 verince gelinim, yani 1 verince çok mu hoşuna gidecek, sevincen sen? Ben bir şey söyleyeceğim, sen yaptığın taktiklerle gelinini zaten bulamıyorsun burada. Olmamış tabakları buluyorsun, farkında mısın? Lezzete vermeyi denese en azından ya 3 ya 4 bir şey vereceksin belki kıza. 5 vermesen dahi. Yani niye lezzete puan vermiyorsun? Doğru diyor. Madem 4'ün şeklini, şemalini, her şeyini beğendin, o zaman 4'e 5 verecektin. Ondan sonra tadının en güzel olarak benim tabağımı söyledin, bana 4 verecektin. Hiç beğenmedin ya da her şeyi geçtin, bize gene 3 ver de. Şu beğenmediğin tabağı ne şerbeti çekmiş dedin, ne sosu olmuş dedin, sosunun tadını da beğenmedin. Yok, sosu güzeldi. O zaman keki biz boşa yaptık Revani. Boşuna şerbet kaynat. Beyhan teyze, senin sostan anladığın tek şey muhallebi olması mı? Koyu diyorsun ya. Her sos muhallebi kıvamında mı olmalı sence? Ben sostan da muhallebiden de anlarım. Sosa öyle puan veriyorsa baştaki tabağa bu cıvık dedi. Ona da 3 verdi. Mantıken hani biri katı biri cıvık. İkisinden de bir tane seçmiş. Yani bir de buradan ben yanlış görmüyorsam. Biri basit, biri kabarık. Neye verdi ben bilmiyorum. İkinci numaranın altı da yanık gözüküyor. O çikolata sos. Hayır, çikolata sos. Çikolata mı? Çünkü ben uzakta olduğum için ha üstüymüş. O çikolata şey. Ya kızarmamış bile ikinci tabak ya. İkinci tabağı gördükçe yani yeşimli olsa yapamamış Beyhan teyze. Senin gelinin yapamamış, yapamadığını düşünüp 5 verdim belki de. İnşallah öyledir de 5'i ben almış olayım. İnşallah. Ay ben de sunmak istemiyorum. Sen açmak istemiyorsun. Ben açmayacağım, ben gidiyorum. Vallahi. Bakalım Beyhan Sultan, size şu an yaşadığım stresi tarif bile edemem yani böyle... Birebir yaşıyorum onların stresini. Bakalım Beyhan Sultan 5 puanı kendi geline mi? İnşallah. Yoksa Fulya'ya mı verdi? Beyhan ablacığım ya. Ne, iyice bıraktın, ne oldu ki bir anda ya? Çok üzülüyorum öyle yapınca sen. Ay bana bu program vallahi bazen fazla geliyor. Tamam. Güçlüyüz. 5 puanın sahibi gelin. Hadi şekerim açıyoruz tamam mı? Fulya mı? Yeşim mi? Bizi bu kadar strese soktu ya. Yani inşallah yeşimdir. Açıyoruz. Aç. Tık. Fulya. Tebrikler. Biliyordum, biliyordum, biliyordum işte. Ben de bulamayacağını gelinine biliyordum. Gelinine bir verdin Beyhan abla ya. Her zaman yaptığın şey. Kaçacaksın yani. Bulamayacağın adım kadar. Ben ne dedim? Tülale biri saklıyor dedim anlamıyor ya. Anlamıyor stratejiden, yapmayacak o zaman. Yapamıyor zaten, yapamıyor ya. Allah'a bıktım ya, ne oldu? 3 gündür bulamıyorum ya. 4 gün oldu da hala bulamıyorum ya, vallahi bıktım ya. Çok güzel tabak deyip altından çıkmasan anlayacağım, tamam mı? Ama tabağa gel, Fulya bak, vallahi senin sinirden... şansınla alakalı bir şey değil. Gerçekten hiç güzel yorum yapmadı tabak. Salladı, salladı. Ben buradan görüyorum, kafayı yiyorum ya. Vallahi Miyase. Bak, bir mantık yapmış olsa ben diyeceğim ki, sosa verdi desem, bir tane cıvık seçti, bir tane koyu seçti. Kafasına göre ikisine de puan verdi. Basıklığına bakıyor olsa diyeceğim, hani kabarmaya kabarmaya bakıyor olsa, biri kabarmış. Biri kabarmamış. Hepsine dağıtıyor. Hepsine birer birer. Ya ben yaptığı şeyi söyleyeyim size. Burada 4 tane tabak var ya. İlk
şunu yapıyor. Durun arkadaşlar. İlk başta Yeşim'i bulalım. Evet, hangisi? Bir. Bu ne ya? Ya gerçekten bu ne ya? Bir buluyorum, bir bulamıyorum, bir buluyorum, bir bulamıyorum. Bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Vallahi boğazlarım ağrıdı. Konuşmak daha istemiyorum. Sinirden Yeşim, konuşamıyorum. Ben bu tatlıya defalarca bunun haşhaşlısını çok yapıyorum. He. Ben denedim, biliyorum. Hülya, ne anlatıyorsun da, sen? Bunu da yaptığıma eminim. Sen ne anlatıyorsun? Allah aşkına ne yani anlatıyorsun? Güzel yaptım ben tabağım. Kadın güzel demedi. Burada sen bir hafta oldu değil mi? Sana benim kayınvalidem dışında puan veren oldu mu? Olmadı değil mi? Olmadı. Ben ne dedim? Geldiğin gün sana ne dedim? Burada sana tek puan verecek olan kişi benim kayınvalidemdir. Hayır, ben diğer senin kayınvalidelerden de aldım. Ya arada benim şans aldıklarını söylemiyorum. Olmamışa vermez. %90 sen burada bir aldın. Burada tek verebilecek potansiyel de ben dedim. İzle bir, gör. Tabakta bir şey göstereceğim. Gel bir Yeşim. Biraz önce dokunamadım ya. Saçlarımı yolacağım artık ya. Açılmadı diye. Hazımsızlık yaşıyorsunuz bak, şu anda. Tabağın, sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? Hazımsızlığınız dışa yansıyor. Bak, ben tabağımdan daha eminim. Daha içinde bunu beğenmedi. İyilik mi bu ya, belli olan içinde? Beğenmedi. Neyini beğendi ben anlamıyorum. Bunu beğenmedi ki bak. Bak içinde şerbeti bile yok, bildiğin kek. Ele ya. Farklı ya. Ben de olsam ele ya. Bu kadar basit ya. Benim tabağımdan yaptığım işten memnunum. Tamam mı? Koyu demedim. Çıkardığım lezzetten memnunum. Mutluyum. Vallahi bence Beyhan teyzenin ben aşçı olduğunu düşünmüyorum. Ya ben senin kayınvaliden yüzünden... Senin yüzünden niye oynayamıyorum ki? Ben 5 aldım. Başka oynama şansın yok zaten. Oyna. Türkiye'nin en çok altın dağıtan yarışmasıyız efendim. Merhaba kızlar. Siz de benim gibi yakanızda çeyrekleri, kollarınızda bilezikleri takmak istiyorsanız... Niyazi! Altınları görelim. Gelin mutfaklara başvurdum ve 3 gün içinde aradılar. Kollarıma, bilezikleri, yakamada çeyrekleri doldu. Bize nasıl başvuruyorsunuz? www.gelinimutfakta.net. Buranın en iyisi, en yeteneklisi benim. Ya da daha kısa yollu 0539-570-37-07 nolu WhatsApp hattımıza güzel bir video çekin. Gelinlik kayınvalideli. Gelinin mutfakta adresinize başvuru yapın. 3 gün sonra size geri dönsünler. Gelin hep beraber yarışalım. İyisin. Evet, Beyhan abla oldukça gergin. Bakamıyorum o tarafa. Sırada Sevilay Sultan var. Ay ne kadar şıksın bugün. Allah, Sevilay abla sen bayağı topal topal yürüyorsun ya, be. Ya işte dedim ciddi, ya. Ciddi ciddi. Ciddi evet. Ha? Aksıyorum ciddi ciddi. Ne olmuş? Ciddi. Baktırdın mı? Baktırmadım işte hafta sonu. Gideceksin. Ay inşallah önemli inşallah bir şey yoktur. Hadi afiyet olsun. Ben tatlı oldum, güzel diyorum zaten hep. Portakal tadını aldım bunda. Güzel. Bayağı bir aldım. Güzel kızarmış. Birazcık şekli hafif yamuk olmuş ama güzel. Tadı güzel. O kabarmaya onlar bir şey yapamaz ya. Hangi yöne kabaracağını. Kakao sosu hafif sanki biraz kalın buldum ya. Hafif daha bir akışkan olay da. Şu an bu tatlının görünüm dışında pek bir şeyi yok, zararı yok. Görüntüsünü sevmedin. Görüntüsünü sevmedim. Ha. Tadını sevdin. İçi sanki biraz daha mı sanki pişseydi diye düşünüyorum yani. Hani böyle sünger gibi olsun istiyorum bir şey böyle. Ama ıslak olunca böyle oluyor herhalde. Yine de bakalım diğer tabaklara. Yakmamış, tadı iyi. Fena değil Nursel Hanım. Geçelim tatlılara ikiye. Kötü diyemiyorum. Altının üstünün pişmesi normal. Fakat bu biraz bana kuru geldi birinci tabaktan. Kek şeyi mi? Kek dedim, ben de kek diyorum. Revani. Revani. Revani sanki biraz ıslak olmalı diye düşünüyorum ama. Şerbetli. İşte hani revani ıslak olur ya böyle, hatta bazen çok koyarlar da böyle cıvık cıvık gelir. Sosu iyi, fena değil. Bu da fena değil. Fakat bunun biraz daha sanki ıslanması gerekiyor diye düşünüyorum. Şey şerbeti az gelmiş gibi. O mu güzel bu mu? Tat olarak şu biraz daha iyi. Fakat onun da şekil şey biraz. O biraz daha kızarmış, bu biraz az kızarmış. Aralarında pek fark yok yani.
Biraz böyle şey arıyorum. Yani delikli delikli olmalı. Kekin içi. Sıkı sıkı hamur gibi geliyor bana. Pişmemiş gibi geliyor. Sanki bakın delik delik tam böyle. Yani Miyase böyle yapar diye düşünüyorum ama bakalım. Bunun tadı güzel. İki tabaktan en çok şu an şunu beğendim. Kekini mi beğendin? Kekinin içinin seyrek olması. Yani çünkü katı sıkı sevmiyorum. Hı-hı. Kızartma olarak da ikisinden de çok daha iyi kızarmış durumda. Altı da iyi. Şeyi de iyi. Kreması da iyi. Sosu da iyi. Tamam. Bu olabilir. Miyase olabilir. Bunun içi de iyi. Senin o aradığın delikler bunda da. Bunda da var, o iki tabakta pek yok. Bunun üstü bayağı bir kızarmış. Altı az kızarmış. Eşit değil kızarması ama tadı iyi. Sosu bayağı akışkan olmuş, çok cıvık geldi. Tadı iyi ama çok mu kızarmış üstü? Benim biraz neye ne vereceğimi şaşırdım. Kafan ya. Karıştı. Kafam karıştı şimdi. En fazla bir şu güzel geldi bana. Şunun bir şeyine bir daha bakabilir miyim? İçinde delik, şöyle tamam dokunmadan bakacağım. Bunda da varmış ya. Buna bir veriyorum. Birinci tabağa bir veriyoruz. Şuna beş vereyim ben. Dördüncü tabak beş puan. Ya. Üç üç vereyim ya, bir bir yapamayacağım. İkinci tabak üç puan. Üçüncü tabak üç puan. Üçüncü tabaktan gel başlayalım. Yani İki şu tane... değilse bari üç alsın, bir almasın. İki tane üç kullandın. Bugün bolca üçümüz var farkındaysanız. Bakalım ilk üç puan kime gitmiş? İlk üç puan hangi geline gitmiş? Açalım öğrenelim. Açalım. Fulya. Bu tabak güzel dediniz. Hatta Miyase'dir diye düşündünüz. Evet. Kekimin neyini beğenmediniz? Sosu, keki, kıvamı, şekeri, sosu şerbeti. Sosu çok şey geldi bana. Ne diyorlar ona ya? Koyu geldi ama. Fena sosu değil, koyu. Lezzeti iyi ama hatta ben bugün puan dağıtmayı da düşünmüyordum ama. Yani verdim. Sosu mu koyu geldi yoksa sosu kek, koyu kek geldi. Mi? Bir bakabilir miyim? Ya farklı ya. Tabak gibi mi geldi anne sana? O kadar güzel farklı bir... Farklı tabak gibi de yani şu üçü birbirine de benziyor ama en güzel kızaran da şu. Sosu güzel. Üçü birbirine benzeyen gayet. Tabaklara niye vermedin o zaman anne? Yani hemen hemen hepsi yani kızarmış, yani güzel kızarmış, içinin, keki güzel. İçini senin yapabileceğini düşündüm ya. Onun içi sıkı değil mi? Sıkı yapmıyorsun ki sen. Onun içi sıkı değil mi işte? Değil. Üçün içi. Sıkı mı? Değil mi? Üç, üç, dört değil. Ha üç, üç. Ha üçünün sıkı. Yani neyi beğenmediniz? Miyase sıkı yapar mı? Yapmazsın. Sevile Hanım, neyi beğenmediniz? Riske giremedim. Miyase bugün 5-1-1 yapmayı düşünüyordum ama baktım tabaklar birbirine benziyor. Tamam. 1, 2, 4 birbirine benziyor ya. He. Üçüncü tabak benzemiyor ya. Ne olması gerekiyor? Üçüncü tabak benzemiyor demedim. Sen dedin. Şey bu üçü birbirine benziyor dedin. Benziyor. Benziyor. Ay dur ayağım ağrıyor. Beni yani tabağımın ben. Neyini beğenmediniz? Beğenmedim değil. Beğendim ki 3 verdim. Hafif beğendim 3 verdim. 3 beğendiğiniz rakam mı? 3 iyi değil mi? Yani değil tatlımın mi? Hak ettiği bu değil. Ben 3 düşünmüyordum tatlım için. Yani güzel bir tatlı ortaya çıkardım biliyorum. Şerbeti, kıvamı, sosu, keza biraz keki. Biraz içi sıkı geldi bana. Ben biraz içini şeyli delikli delikli arıyorum. Farklı dediğin tabağa 3 verip 1'e 1 verdin. İnşallah oradan çıkmam anne. Ben tabağımın arkasındayım. Aynı vallahi bilmiyorum ya. Stresli Hı-hı. indim zaten final aşağıya. Final günü bilme. İkinci 3 puanda ikinci tabakta hemen 3 puanın sahibini öğrenelim bakalım kimmiş. Bugün nasıl bitecek ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum vallahi ya. Bir an önce bitse de artık. İkinci üç puanın sahibi gelin. Açıyoruz kimmiş? Aç Sevilay'cığım. Aç canım. Yeşim. Yine kaldım bu ikisiyle ya. Of. Şimdi şeyi anlamıyorum. Biriniz tabaklarda delik arıyorsunuz. Evet. Biriniz ne aradığınız belli değil. Siz bizden ne istiyorsunuz ben onu merak ediyorum. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Söyleyin onu yapalım yani.
Yani bunun biraz daha az daha pişmesi gerektiğini düşündüm. Ondan kırdım yani. Benim tabağıma demin öyle bir yorum gelmedi. Yeşil. Pişmeden kas... Efendim? Özür dilerim. Birinci tabağı yedikten sonra ikinci tabağısında Nursel Hanım sorduğunda dedin ki bir daha güzel olmuş. Evet dedi. Evet. Ama ona bir verdi. Ya onun bence da şeklini beğenmedim. Ya demin de... anne şekli de fırın... Demin de aynı sorunu yaşadım. Atıyoruz ya şekle şemale tak. Anne inşallah ben çıkmam ya. Bak bu kadar şeyim. İnşallah. Birinin şekli eğimli dediniz. Birinde delik yok dediniz. Birine üçü kızarmış. Hiç beğenmedi. Biri beğendi. Ben işte ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Anlasam ona göre tabak çıkaracağım. Bazen gerçekten. Ben söyleyeyim. Fırına keki atıyorsunuz ya. Kalem sokun arasına. Yok, yuvarlak yok, biz... kalem. Kurşun kalemlerden. Kalemi çıkarınca delikler görünür ya orada. Sıkı yapmıyorsun diye. Hayır, bu iki tabak bana sıkı geldi. Fırına bizim de girmemiz lazım. Komple birbirinden girelim. İki tabak sana sıkı geldiyse birbiri verseydin. Ya riske atmayayım dedim ya bugün. Ya birden çıkarsam? Beğendin tabağı niye riske attın? Sen ona sıkı dedin mi? Onun da ne bileyim beğendim ama ne bileyim diye şey biraz fazla kabarık geldi bana o. Söyle söyle. Kabarıktı. Hasret kabarttır. O yüzden biri direkt ona verdin. Bir ve dört şu an kabarık değil mi? İkisi de kabarık ama. İkisi de kabarık değil mi? Bir ve dörde bak. Ben uzaktayım mı? Tam net göremiyorum. Ha, ikisi de kabarık. Ay, buradan ya hasret bir dakika daha çıkmadınız. Ne sen çıktın ne sen. Onu bir durun bir yaşımla işte. Konuşuyorum i̇şte ben. İşte benim zaten demek stres benim... altındayım. Tabağınız çıkınca o zaman konuşun. Bak hasrete beş ver önemli değil dediğim. Bir ve üçe güzel diyor. Ay, bir ve dörde güzel diyorsun. Üçüncü tabağı tadı güzel ama bu bunlardan farklı gibi diyorsan o riske birdir. Riske atmak istemiyorum. Demedim mi Yase? O gün 5-1-1-1 yaptım, sen çıktın ya. Aa, giremem riske, benim kalbim var. Senin kalbin var anne. Çünkü benim tabağıma şimdi demin aynı sahne vardı. Fulya'nın tabağına benim kayınvalidem dedi ki şerbetini hiç çekmemiş dedi, evet, benimkine çekmiş dedi. Şimdi de siz tam tersi söylüyorsunuz. Biz sadece keki yapıyoruz, sosu yapıyoruz. Süsleme, şerbetleme, o tarz vallahi şeyleri. Şimdi Yeşim iyi... Üç aldı. Bence susun yani. Nereden baksan bir orta puan aldınız. Yani ben gelinime ne verdim onu bilmiyorum daha. Yani biz hakkımızı savunmayacak mıyız Sevil Hanım? Sen sabaha kadar savun. Evet. Ya gelinin? Ya değil. Ya da gene bu hasret. Yapıştı, ya da yapıştı. Hasret. Vallahi evet. Yapıştı. Ya gelini ya hasret 5 puanı kaptı. Ve takdir edersiniz ki bileziğe bir adım daha yaklaştı. Bakalım... 5 puanın sahibi kendi gelinimi hasret mi? Sanki sen bir beğenmiştin. Evet. Diye hatırlıyorum. Onu da fena değil dedim. Bir yamuk dedin böyle. Evet, evet. Kaykılmış dedin. Bu da kaykılmış. Bakalım. Vallahi ya. Neye verdin ben de anlamadım. Ben de anlamadım ya. Kafam gitti karıştı. 5 puan gelinimizse... Sorun yok bizim için. Değil mi? Memnun oluruz. Yani evet. Bakalım 5 puanın sahibi kim çıkıyor? Açıyoruz. Aç. Tık. Açtık. Açamadık. Miyaz. Vallahi korktum ya. M harfini gördüm ay. Anne. Kendin çıkmadan burada bana bağırma bir daha. Bak kalbime indiriyorsun ha. Beyhan teyze geldi. Revani'ye en çok benzeyen en güzel tatlı benimkini söyledi. 3 verdi. Sen aynı şekilde keza çok beğendiğin halde geldim. Fena değil dedim. Çok da güzel demedim. Dedin çok güzel dedin. 2'den daha güzel buldun. İlk tabağı açtığım için öyle dedim. Tamam, sonrasında 2'den daha güzel bulduğumu da söyledin. Evet. Tamam niye 2-3 verirken bana 1? Acaba bu biraz daha şerbetli mi oluyor dedi. Biraz daha şerbetli mi olması gerekiyor dedi. Tamam, ama ikiyi beğenmedim. Şimdi burada zaten ne, oradan geliniz çıksaydı öve öve bitiremezdi. Hasret çıktığı için şimdi bütün kayınvalide... Ay ikiden güzeldi. Bir saniye. Oh şükür yarabbi. Bir saniye. Oh bir verdi. Şimdi elimizde olan tek kesin bilgi ve inkar edemeyeceği tek bilgi ikiden daha güzel dedi doğru, yine. Doğru. Ona şimdi kalırsa bir... bak ben, tamam şimdi puanlamayı yaptık açık açık söyleyeyim. En güzel şekilli 2 ve 3. Ama ben bugün şekle bakmadım. Hmm, bakmadın. Bakmadım. Bakmadıysan bana neden 1? Kayınvalidemin lafına istinaden konuşmam gerekiyorsa 2'ye 1 verebilirdi. Sana değil. Bak eğer lezzetine göre veriyorsa anladın mı? Ya, onda da ben savunurum o ayrı bir şey. Kabartma tozu varsa işin içinde hasreti bulmak çok kolay. Benimki kabarmamış mı? Git ya dedim ama bundan sonra seni bulacağım dedim. Sana 1 vereceğim dedim ve verdim. Kayınvaliden dedi ki bu daha fazla kabarmıştı o yüzden eledim dedi burada. Kendi evet, ağzıyla söyledi. Ondan eledim. Tamam ama yamuk bir şey söyleyeceğim. 3 ona bakarsa hiç yok.
Niye 3 verdin? Çünkü hasret olmasın da kime giderse gitsin ya mantığındaydı. Öyle bir şey mi var? Buradaki herkes mantığındaydı. Hasret. Sen öyle benim bakarsan... rakibim olamazsın. Altın listede ben onunla yarışıyorum. Senle tamam, değil. Tamam riski evet. Atmadım ben ona dediğini o zaman. Diye kızıyor. Seninle işi yok. Öyle bakarsan... Beğenmediğine 3 veriyorsa riski atmadım dediğini. Burada ben sadece hasret sen kabartmıyorsun yani. Beğenmediğine 3 veriyor ya kayınvaliden. Riski atmadım dediğini. Belki de Fulya diye düşündüm. Neyi? Yeş, belki de Fulya diye düşündüm. Fulya'ya mı 3 vermek istedi yani? Olabilir. Çünkü benim Fulya rakibim olamaz. Sen de olamazsın. Ben de ondan bahsettim. Bak sen de olamazsın. Tamamen ondan bahsettim işte bak. Hasrete puan gitmesin şu anda. Hasreti bir eleyim çünkü hasret kabartıyor. Zaten net bir şekilde bu. Zaten seyirciye de geçiyordur. Bugüne kadar yaptığım bütün hamur işlerinde ne kadar fazla. Seninkiyle benimki birlikte kabar. Bir dakika. Seninkiyle benimki birlikte kabarmadı hayır, mı? Hayır. Sufleyi hatırlatırım istersen. Suflem pufur pufurdu. Bu kadar suflem vardı. Kabar, bir şey söyleyeceğim. Muydu? Hadi sufleye geç. Ondan öncekilerde ne oldu? Basit limit bir şeyler tamam, yaptık. Bak, pizza, ikinizi kabarık dedi. Kayınvaliden şu an seninkini de kabarık diyor ama en kabarı hasretinki diye kendi söyledi. Hasret belki başka bir şey kendi olmadı. Söyledi. Ya sosunun belki de rengi kapkara. Evet, güzel belki... dedi. Güzel dedi. Sosu da güzel. İlk tabakta güzel diyecek. İlk tabakta ben tatlı seviyorum. İlk tabakta ya, yalnız şey anlamayı da ben burada her tüyomu size söyleyecek halim yok. Oh iyi ki de eledin. Ve sırada Senem Sultan var. Buyur şekerim. Herkes bugün böyle bir nişana gider gibi, böyle bir güne gider gibi. Sanki böyle bugün 5 bilezik verilecekmiş gibi giyinmiş. Aynen, ha? Aynen öyle. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Tat olarak fena değil. Pişmesi biraz daha fazla olsaydı daha güzel olurdu. Daha kırmızı yani böyle. Daha kızarmış olsa daha güzel olurdu. Şerbetini çekmiş, biraz daha kabarık olabilirdi. Sosu da güzel. Beğendin mi birinci tabağı? Vallahi şöyle biraz daha kızarsa daha güzel olurdu yani. Kızarması biraz az olmuş. Tamam. Hadi geçelim pembe. İkiye. Limonu biraz fazla olmuş, ilişkisi yani. Çikolatası da iyi, kabarması da güzel olmuş. Fena değil. Hadi geçelim üçe. Şekeri az olmuş. Yani bir tatlı, çok hafif bir tatlı gibi yani. Biraz şekeri hissetmek lazım. Herkese şeker, un, kabartma tozu. Aynı veriliyor ama veriliyor. Kabarmasından dolayı da olabilir. Yani çok hamur katı olunca içine şerbeti tam çekmeyebilir. Kabarmamış mı güzel? Çok yani kabarıklığı var ama o kadar ki çok kabarmamış. Daha yani böyle seyrek olacak. Şimdi tatlıyı yaptığımız zaman onun hamurunu yaparken biraz daha böyle sıvı tutarsak daha kabarık. Şerbetini daha güzel içine çekmiş oluyor. Ama bu az çekmiş. Yani az şekerli gibi geldi bana. Az çektiği için de sana az şekerli geldi. Biraz daha yerken daha sert bir şey anladım. Oluyor. Sosunu da beğenmedim. Biraz sıvı. Tat olarak yani cıvık. Peki. Son tabağımız. Keki de fazla lezzetli değil. Yine bunun da şekeri biraz az ve kabarmamış. Hı hı. Yani keki katı yapılınca böyle şerbeti kabarması, çekmemiş. Şerbeti fazla çekmemiş. Sosu fena değil ama fazla güzel değil. Hazır mısın? Hı hı, hazırım. İlk baştaki tabağa 4 puan veriyorum. Birinci tabak 4 puan. Bu tabağa 5 puan veriyorum. İkinci tabak 5 puan. Bu tabağa da 4 veriyorum. Oo, dağıttın. Üçüncü tabağa da 4 verdin.
bir verin. Zaten bir kalıyor. Ha, dördüncü tabak. Dördüncü tabakta bir puan aldı. Hazır mısın? Evet. Vallahi puan da attın. Seç seç beğen. Hangisinden başlayalım? İki tane dördümüz var. Üçüncü kayınvalidem ve gel birinci tabaktan başlayalım. Bakalım gelinimizi bulduk mu? Biraz fazla puan dağıttı ama ben şu sevinci yaşamanı çok isterim. Yani İnşallah. Ne yapayım öbürleri de çoksa çok. Ben beşi geline vermiş olmanı çok umuyorum. İnşallah vermişimdir. İki tane dörtten bir tanesi kimindir acaba? Çok mu heyecanlısın yoksa çok mu rahatsın? Çok heyecanlıyım. Çünkü ben istiyorum ki gelinime bugün 5 vermek. Onu da güzel yaptığına eminim. O yüzden... Yapar mı Revani? Yapar. Yani bayağı güzel yapacağına eminim. O yüzden Hadi verdim bakalım. Ama şu inşallah... yükseklerden birinde çıksın da. İnşallah. 4 puan alan gelin Senem kayınvalidemden aldı 4 puanı. Aşçı kendisi. Bakalım kime vermişsin? Yeşim. Yani 3'ten 4'e transfer olduk. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Ama kötü tarafından bakarsam da şöyle 2 ile kıyaslamayacağım. Tamam kabarık olduğu için 2'ye 5'i verdiniz. Ama daha güzel şerbetini çekmişti yani. Yok 2'ye tamam 2'ye daha olumlu yorumlar yaptınız. O yüzden 5 verdiniz. Ben 3'e merak ediyorum. Benle neden aynı puanı aldı? Çünkü 3'e siz dediniz ki ekşisi daha yoğun. Çok az ekşisi fazla. Ekşi geldi öyle bir şey dediniz. Ama tat olarak yani hemen hemen Yok. Aynı şekeri. Sosu beğenmedim dediniz. Duydum ben. Duyabildiklerime biraz daha kızarması lazım dedi. Üçler gibi kızarmıştı. Yaptığı yorumları söylüyorum. Kızarmayla ilgili bir şey demediniz. Ekşisi dedi, biraz. Biraz daha böyle kızarık olması lazım ama dedi. Ama öyle bir yorum yapmadınız. Dedi. Ben buradan yansımadan tam görmüyorum. Bire açık dediniz ama biraz daha kızarması gerekiyor. Ama üçe lezzet olarak değerlendirirsek benimkinin tadı güzel dediniz. Sadece... Biraz daha kızarması gerekiyor Aynen. ve kabarık. Seninkinin bak lezzeti güzel. Evet lezzeti beğendiniz. Bunda da yine lezzet var ama kreması biraz. Lezzet olarak aynı bulmuş olsanız bile yaptığınız yorumda öyle bir şey yoktu hani. Ben o yüzden soruyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yani tabağımdan aldığım lezzete göre verdim puanını. Yok lezzete göre vermiş olsanız birin lezzetle alakalı kısmını söylüyorum. Oraya daha kızardığı için verdim diyebilirsiniz. Yeşim, ama öyle konuşmadınız. Tabağın beşlik bir tabak değil. Beşlik biraz daha demiyorum. Kabarık olması Şimdi üçüncü lazım. Tabak benim rakibim ya. İkiyi söylemiyorum. İkinci tabağa 5 verdiniz. Ben niye 5 vermediniz de demiyorum. Benim 3 numarada rakibim. Ona niye 4 verdiniz? Mesela ona... senden daha kabarık ama. Rakibin öyle, ama şimdi ya, şöyle yaptığınız bir şey yoruma güzel. Göre söylüyorum. Yani kabarıklı kızarması ama. Güzel. Ha? Kızarması var. Seninkinin kızarması kızardığı için yok. Yani. Benimkinden lezzet aldığınız için... Üçten de kızardığı için mi aynı puanı verdiniz? Hayır, hem kızarmış hem ondan da yani lezzet aldım. Sadece biraz eşkisi onun da vardı. Anladım, tamam. Senin anlamaya çalıştığım rengi, kadarını... Hayır, seninkinin rengi onun eşkisi. Yani kırdığım puan. Ha, tamam, anladım. Bugün herhalde final. Yani herkese puan dağıtmanız size avantaj mı olur, dezavantaj mı olur? Birazdan göreceğiz. Umarım avantajınız olur. Çünkü çok fazla puan dağıttınız. Hepsi de 3 kişi de rakibiniz. Belki içlerinden biri geliniz ama bilemiyorum. 3 tane İnşallah fazla puan dağıttınız. İnşallah gelinimi bulmuşumdur diyorum. Yani bütün hafta boyunca çünkü 3-2-3-2 kırık puanlar verdiniz. Bugün de tam tersi yaptınız. Ben şaşkınım. İkinci 4 puan. Bakalım o kime gitti? Hazır mısın? Evet hazırım. 4 puan alan gelin bakalım kim? Dört puan kime gitmiş? Aç. Niyase. Oh. Senem teyze. Efendim. Teşekkür ederim puanlaman için. Zaten sen geldiğin günden beri bana hep 5 veriyordun. İlk defa dün bir verdin. Onu da telafisini ettik bugün. Teşekkür ederim. Şimdi sen de birinci tabağı açtığında... şeyde kızarıklık olarak böyle biraz daha kırmızı olsun isterdim dedin. Evet. O kızarıklık benim tabaktaydı. Zaten ondan puan verdin bana kızarık olduğu için tabağa. Aynen eşkisinden dolayı O ekşi kırdım. De nasıl ben sana onun detayını da anlatayım. Şimdi verilen limonlar var ya bize sıkın evet. diye şerbetini. Hı hı. Bazen bazımızın limonu sulu oluyor, bazımızınki ekşi oluyor, bazımızınki tatlı oluyor. O bizim elimizde değil. Ama bir de bu şerbeti döküyor ya şef.
Evet. O şerbeti biz dökmüyoruz kekin üstüne. Biliyorum ama limonu sen sıkıyorsun. Yani içerisine ne kadar az sıkarsan onu ayarlamasını yapabilirsin. Öyle biz kafamıza göre sıkamıyoruz. Şef bize bir ölçü veriyor ya, biz onu koymak zorundayız. Ama diğerleri de eşki olabilirdi. Yani tadına baksan eşkilik gelir. Demek ki benim eşkilik limonum ekşi olabilir. Ha, olabilir. Yani şimdi bu limon ağaçta yetişiyor ya. Bana gelen mesela limon ekşi gelebilir. Atıyorum Fulya'ya gelen tatlı gelebilir limonu. O bizim elimizde olan bir şey değil. Evet, ben de burada ya tadım bizim... yapıyorum ağzıma, yani nasıl geliyorsa. Tabii yani o siz de ondan haklısınız veriyorum. Ama yani şey olarak söylüyorum. Orada mesela gelininiz olabilirdi, bir verebilirdiniz. Belki de sırf bu ekşilik yüzünden elenebilirdi. Buna çok dikkat etmediğiniz için teşekkür ederim. Hani sırf bu ekşilikten elemediğiniz için. Zaten puanlamanız doğru. Sadece birinci tabağa bence 4 vermemeliydiniz. Neden? Kabarıklığa da bakıyorsunuz ya. Mesela ama... ikinci kabarmış. Üçüncü, ikinciden biraz daha az kabarmış. Kırmızı. Sizin evet. istediğiniz, aradığınız özellik kabarmış ve kırmızı olması üstü. Birinde kırmızılık var, birinde kabarmış. Ben tatlıyı çok seviyorum. Tatlıyı sevdiğim için de gerçekten tatlının tadını şey yapıyor yani, yediğin zaman tatlı tadı geliyor i̇şte ağzına. İşte ona fazla şerbet gitmiş olabilir. Mesela biraz önce gelen de onunki öyle şerbetli değildi tadı. Kuruydu söylenene göre, kayınvalidenin evet, söylediğine göre. Ama renk olarak pembe. Ama mantıken çok kabaran bir ölçü şerbet var ya, hani çok kabarana o şerbet az gelebilir. Hani yeniki... Siz işte basık olduğu için senin şerbeti onu fazla onu söylüyorum. Gelmiş. İşte Sevilay gelir, Hanım'ın şerbet gelmemesi bana tuhaf geldi. Az gelmiştir dökülürken. Ben sürekli yaptığım için biliyorum onu sıkabiliyor da. O hamurundan dolayı onu kekini yaparken biraz katı geldiği zaman... Kek kabarmıyor. Ya benim bildiğim de yok, şerbetsiz olmaz. Olmasını söylüyorum. Şerbetliydi yani. Aynen. Yok, tat güzel olarak güzel kek. Ama sade pembe. Teşekkür ederim. Rica ederim. 5 puan. Gelinin mi yoksa Hasret mi? 5 puanı hangisi aldı? Bu tabak çok kabarmış. 5 puan verdin. Bu tabak daha az kabarmış, 1 verdin. Bir tanesi gelinin. Bakalım 5 puanın sahibi kim? 3. kayınvaliden ve çok önemli bir puan. 5 puan alan gelin. Aç bakalım. Aç şekerim. Ya var ya. Nefes al. Hasret. Anneciğim ya. Şükür. Gelinimizi yine bulamadık. 1 verdin gelinine. Anne hep dağıtıyorsun, dağıtıyorsun. Anne neyini beğenmedin? Hem şekeri azdı hem de kabarmış. Nasıl şekeri az anne? Aynı ölçü ya, çıldıracağım ya. Ben seni hep kabarttığını düşünüyorum evet, yani. Evet ben güzel kabar, çok çırptım böyle. Yani bileğime kuvvet çırptım yani. İnan en son beğendim kabarmamış falan. Ya. Bir tane yani versen içim rahat edecekti yani. Bir tanecik ya. Biliyorum da ben inancın olsun. Bir tane alsaydım sevinecektim. Senin yediğin tatlıların, yani tatlı yaptığın zaman yediğim tadı aldığım için verdim ona ben. Ekin mi benzettim beni sandın yani? Zaten kabarık yapıyorsan kabarıklıklara göre verdi ya. Kabarık yapamaydı. En basık seninki. Ama burada çok kapağını açtım. O da ne oldu? Kabardıysa i̇şte hani da söndü. Bilmiyor ya o da. Ben de işte yanar falan diye. Çünkü ışığını da göremedim. Onun da azmi var. Onun da azmine uğradım. Ama güzel yapmıştım. Yani emindim kendime. İddialıydım yani. Hani tamam benim tatlım çıktı diye seviniyordum ben de yani. Yine aldandın nasıl herhalde benim kayınvalidemin 5 vermesine. Ona aldanma diyorum, her seferinde güzeldi diyorsun. Onun yaptığı yorumları aldım. Dikkate alma sen. Hiç vurma bana yani. Haklı. Sen salladın orada, ona denk geliyor her seferinde. Diğer kayınvalidelerin bir verdiği üzmüyor da. Ha. Kayınvalidemin verdiği bir üzüyor. Tabii. Yani ben bu konuda gerçekten hafta boyunca bir verin üzülmedim. Gerçekten haklısın, üzülmedim. Haklısın. Gerekirse giderim, sıkıntı yok ama. Ona lafım yok. Annem bir tane 5 verse anneminki canımı yakıyor çünkü yani. Çünkü mantıken biliyorum. Seni en fazla tanıyan o. Diğerleri evet, bir verebilir. Ben onun yani yaptığını bildiğim için tatlıyı yani. Burası ev gibi olmuyor. Bunu her zaman konuşuluyor yani. Evde çok güzel yapar ama burada olmuyor. Ya bir de et yetmiyor. Sürekli seviyorum yani. Annem. Bu yani göğsümü gere gere. O 4'leri de gerçekten bulabilmek için verdim. Dedim yani ama ondan da emin oldum yani. Ya aslında 1 ve 4'ü kabarıklığı aynı. Ama lezzet onu beğenmedi genel olarak. Hayır bence 12 biraz yamuk diye. Ben 1 ve 4'ün kabarıklığı aynı bu arada. Bak karşıdan bak. Kabarıklığa göre puan veriyor olsaydı ikinci tabağa 5 gerisine 1. Kabarıklı diyor ki seni bulabilme ihtimali için kabarıklara verdim diyor ya. Normalde yok. Kabartıyormuş Fulya. Ona da bayağı bence olumsuz. Sana bir verip Fulya'ya 4 verebilirdi. Ama lezzet
lezzet aldı. Benim tabağı genel olarak beğendi ki. Yeşim ilk tabaktan herkes lezzet alıyor, güzel diyor. Daha gelen kayınvalidelerden bir tanesi ilk tabağı kötü demek. Tatlı bu. Hayır. İlk tabaktan lezzet alırsın. Onunla alakası yok. İlk tabağı herkes lezzetli diyecek diye bir kaide de yok. İlk tabakta kim vardı sende? Üç ben. Mü verdi? Ha, üç verdi. Ah be Senemciğim. Vallahi Senem'de kaldım ben. Final kritiği yapalım. Son tadımızı yapalım. Şu beş tane bileziğin ağırlığından bir kurtulmak istiyorum. Ben sahibiyle buluşturalım. Kayınvalidemi seviyorum diye Sevilay teyzeyi neden sevmeyeyim? Neyini seviyorsun? Sevilay Hanım da seni çeken ne? Sevilay teyze benim ruh ikizim gibi. Yani ben yaşlandığım zaman diyorum ki Sevilay teyze gibi olur. Allah'ım ya. Sevilay teyze ne derse benim kabulüm. Aa! Ben burada poğaça yediğim zaman midem yanıyor örneğin. Bana ekmek arası getiriyor sabahları. Ne? Bir dakika. Aa! O ekmek? Final gününden herkese merhabalar. Şu an ekranını açanlar oho neler kaçırdılar neler. Ama nereden yakalasanız kârdır. Hemen konuya şöyle giriyorum. Burada olmak isterseniz, bizimle yarışmak isterseniz, her hafta 5 bilezik kazanmak, her günde bir çeyrek kazanmak isterseniz www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539-570-37-07 güzel bir videoyla bu altınların sahibi olabiliyorsunuz. Haberiniz olsun benden söylemesi. Yine ortalık çok fena karışmış. Gelinlerimden Hasret'in rakibi Miyase'nin kayınvalidesine olan ilgisi ortalığı biliyorsunuz oldukça karıştırmış. Daha da kötüsü ortaya bir takım yazışmalar çıkmış. Çok korkuyorum bu yazışmaları görmekten ama bakalım neymiş. Sevilay anne merhaba. Ben sana küçük bir hediye aldım. Şal. Yukarıda Miyase var, yanlış anlar diye veremiyorum. Ah canım yavrum ne zahmet ettin. Hediyeden Mia'nın haberi yok değil mi? İnelim aşağı o zaman. Ok bekliyorum. VC'ye gel yavrum. Ay canım en sevdiğim renk, bayıldım bordo şala. Kızım bu arada Miyase varken çekimlerde sana çok samimi davranamıyorum. Beni yanlış anlama olur mu? Farkındayım merak etme Sevilay annem. Ben seni içten içe severim. Ben de seni içten içe seviyorum. Tekrar teşekkürler. Hasret! Senin derdin ne? Ne biçim bir insansın ya? Miyase'ye gelip öyle koy. Onları göstermekteki amacın ne? Hasret'in bana karşı sevgisi yok. Ortalığı karıştırmak bana karıştırdı bak, da. Bana bak. Ben burada seni savundum dindin mi? Dedim ki benim kayınvalidem yapmaz, almamıştır dedim. Ya değil mi? Senin bu tepkinden korktum işte. Bir dakika, demedim, tepkimi hep boş vereceksin. Sen elin geliniyle ne işler çeviriyorsun ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana samimi davranmıyorsun, bana gerçekleri söylemiyorsun. Sevebilirsin ama bana gerçeği söyle. Ya bak buradaki herkes dedi ki Sevilay Hanım yapmıştır dedi. İnanmadım gene. Ben kayınvalideme inanmak istiyorum dedim. Anne artık istediğimi tamam. Söyledim. Sevilay abla. Dün bir de inkar et dedim. Dün telefonlarınızı aldınız mı birbirinizin? Hayır, evet. Bende yok telefonum. Karar verin. Bende var. Bende yok. Yani var. Karıştır. Grup var ya. Şey, gruptan almıştır. Buranın grubu var ya oradan almıştır. Ya hiç mesajlaştınız mı? Hayır benimle yok. Vallahi yok, billahi yok. Yok inanmıyorum. Sevilay teyze ne söylüyor? Söyle olsun o zaman. Ama... Vallahi dün o kadar ısrar ettik ve sen hayır dedin ki ben de inandım sana. İşte niye hayır dediğimi anladınız mı? Tepkisinden korkuyorum işte. Anladım da burada işte. Ne gizli kalıyor Sevilay abla? İşte hasretin yüzünden. Sen niye gösteriyorsun ki? Ya Sevilay teyze... Al iyice kaybettin biz beni. Biz zaten işimizi duyup gördüğü için onlar söylemeden ben göstermek istedim. Miyase de benden duysun istedim. Sen kime gösterdin? Kime? Yeşim bu olayları gördü, şahit oldu. Zaten videoyu da çekti. Kimse görmeden ben Miyase'ye söylemek istedim. Ya inkar denilen bir şey var değil mi? Aa. İnkar edeydin. Ya artık ben... Yeşim Miyase'ye neyi gördü? Neyi gördü ben? Hayır, evet, Şal'ı da gördüm ya şüpheleniyordum zaten. Hmm. Bir de konuşuyorlardı. Direkt konuya bunlar girince ben hemen videoya aldım. Şal annesine de almış olabilir. Orada bana saf yeşim anlamaz falan. Ne videosu? Nerede? Ben çektim getirdim zaten. Şey izledik de biz. Hazret getir. Şöyle Nursel Hanım ben anlatayım. Ben işte rujumu sürüyordum odada. İşte hazırlanıyordum. Hasret geldi yanıma. Sen bana dedi inanmadın dün dedi. Bak ben hiçbir şey dedi gizli saklı değil dedi.
ben sana gösteriyorum diye hasret gösterdi bana ilk mesajda. Bunları bir oku sen. Bir gözün açılsın senin. Sana da bir günaydın diyelim. Hani bana bir günaydın demiştik ya. Sevgili anne merhaba. Bir dakika önce bu benim kayınvalidem mi? Ben ona bir bakayım. Bak bir saniye profiline gir. Ezbere biliyor musun kayınvalidenin numarasını? Evet biliyorum. İyi güzel. Evet kayınvalidem. Bir dakika bekle. Sevgili anne merhaba. Ben sana küçük bir hediye aldım. Şal. Yukarıda miyase var yanlış anlar diye veremiyorum. Yani bu göstermekte bir maksat nedir? Anne bir dakika ya. Zaten başımdan aşağı kaynar sular aktı. O sırada Yeşim vardı odada. Yeşim de bizi videoya alıyor. Burada sizin da ikinizin konuşmasını. Hasretim bana gösterirken mesajları Yeşim de videoya almış. Yani ve ya ben hayatımda gerçekten mikser ödülü nerede ya geri verelim ya. Dün burada o kadar inkar ediyorsun. Ben burada herkese seni savunuyorum. Benim bir saniyesi yok bu işin. Benim kayınvalidem yapmaz diyorum. Bugün kız yüzüme yapıştırıyor mesajları. Neyi yapmayayım ya? Burada bu kadar büyütecek bir kız bana... Dün doğruları söyleseydin. Evet ben hasret... Nasıl söyledim? Aa, bir dakika, asla bir dakika, öyle bir dakika, mesajlaşma dur. Yok. Numarası yok. Sevilay annem diye kaydetmiş. Bir dakika sen burada demedin mi? Eğer öyle bir şey varsa dedim bilmem ne o yaparım şunu yaparım. Nasıl söyleyeyim? Nasıl itiraf edeyim? Neler dedi bana? Daha... Şu an daha kötü ya. Niyase şal hediye etmesinin sana söylememesinin dışında bir... Senin yani çok tepki veriyorsun evet, da. Evet çok senin veriyor. Senin tepkinden ben bile korkuyorum yani. Estağfurullah Nursel Hanım. Ben şöyle söyleyeyim. Sevebilir hasreti. Kayınvalidem Yeşim'i de seviyor. Ona da burada çiçek getirdi. Ağzımı açmadım. Tamam. Şimdi bana hasreti sevdiğini söylese desek ki hasreti ben seviyorum kızım. Tatlı buluyorum. Terlik olayında benden gizliyor. Gitmiş hasret ona şal vermiş. Benden gizliyor. Ya bir de iki sevgili gibi. Git, ben de onların anasıyım babasıyım herhalde bir tanesinin. Gizli kapaklı WC'de buluşuyorlar, tuvalette buluşuyorlar. Şimdi Niyase'nin de haklı olduğu yönler var ama. Sen de mesela diyorsun ki içten içe ben de seni seviyorum. Alenen sevmiyor. Kız öyle yazmış. Şimdi ne yazayım? Seni sevmiyorum mu diye. Hayır. Niyase'ye de söyle. O da diyor zaten. Ben hasreti çok sempati duyuyorum. Kötü ya bir şey zaten ilk ki. Geldiğinde hemşirem, hemşom dedim yani Samsun'du. Tamam. Kaç yaşındasın sen? Oradan taktı zaten. Niyase ben sizi de seveyim. Gerçekten sizi de kıskanır. Kız entrikacı ya. En çok da Nurten ablaya ben üzüldüm. Yazık. Sen annem falan diye kaydedince çok üzüldüm. Tabii ağlamışsın. Yani. Şu an bile yani çok üzüldüm yani. Belki de benim telefonumu ne diye kaydettiğini bile bilmiyorum. Ne diye ben kayıtlı? Hiç hakikaten bilmiyorum. İnan ki belki de yani Nurten isim Hanım'dır. De, belki de isim de kayıtlı değildir. Belki ne de diye kayıtlı, kayıtlı hasret kayınvalide? Kaynana diye kayıtlı. Kim? Ne? Aa, kaynana. Kaynana mı? Evet. Gerçekten aa, mi? Niyase ben senden ne şaşırmıyorum. Sevgili annem. Çünkü görmedim şaşırmıyorum. Niye? Bak işte bu hareketlerinden dolayı üzülüyorum. Tabii ki de ben hasret için geldim buraya. Kim için geldim buraya? Hasretle yarışmaya geldim. Ben olmasam hasret gelemez. Hasret olmasa ben gelemem. Aynen. Ama ben hasret için geldim. Benim ne altına ihtiyacım var, ne paraya ihtiyacım var, ne o şana, ne şöhrete ama ben hasret çok istiyor diye. Ben bak işimi erteledim. Ben 5. ayda emekli olacak bir insan. Gittim, ücretsiz izine ayrıldım. Söyledim çalıştığım firmaya. Araya girebilir miyim? Tabii ki. İzninle. Hasretin buraya gelme amacı neydi? Şimdi her olayın iki tarafı var. Hasret de buraya senden aldığı borcu ödemek, senet yaptığın ona borcu ödemek için paraya ihtiyacı olduğu için geldi. Paraya ihtiyacı varsa o zaman hasretin paraya ihtiyacı varsa ben ona bir teklif sunacağım. O zaman paraya hiç sağa sola gitmeye buraya oraya buraya gitmeye gerek yok. Sonra bunu merak ediyorum soracağım sana. Sana annem diye kaydettiğini gördüğünde dokunan ne? Onu hasrete söyle. Çözün şu aranızdaki mevzuyu istiyorum ya. Söyle. Nursel Hanım hani Sevilay Hanım'ı annem diye kaydetmiş. Benim yapamadığımı ne yapmış Sevilay Hanım da annem diye kaydetmiş yani. Terlik aldım ya. Ya hasret ya. Biliyor. Bence vallahi senin derdin Nurten ha. Sen onu yani bence seviyorsun, şey yapmaya çalışıyorsun kadını. Kayınvalidem yani eşimin annesi tabii ki seviyorum ama... Arada bizi yakıyorsun yani ana aramızı. Ya. Sevmiyorum değil kayınvalide ama ben kayınvalidemi seviyorum diye Sevilay teyzeyi neden sevmeyeyim? Ya bak ya benim... Neyini, yani neyini seviyorsun? Ben. Sevilay Hanım da evet, seni çeken ne? Gerçekten soruyorum. Ya kimse kere, de karışmasın. Sevilay teyze benim ruh ikizim gibi. Allah'ım yani ya, ben yaşlandığım zaman diyorum ki Sevilay teyze gibi olurum. Yani ama bir şey söyleyeyim mi? Lafını kestim. Bana çok mesajlar geliyor böyle gelinli kızlardan veya gelinlerden.
Hepsi diyor ki senin gibi bir kayınvalidem olsun isterim diye. Ay bir de bunu, bana sorsunlar. Bunu gerçekten diyorum. Bak çok mesaj alıyorum. Yani hasretin sana olan hayranlığı normal. Yani şimdi yani mesajlar... Çok tatlı bir kayınvalideyim diyorsun. Bilmiyorum beni sıcakkanlı mı buluyorlar, ne buluyorlar? Tatlı bir kayınvalide derken yüzündeki gülümsemeyi gördünüz mü? Olay bu, ilgi gösterilince ilgi istiyor. Evet, o da hoşuma veriyor, gidiyor. O da tamam. Kimin ilgi hoşuna gitmez? Tamam, herkes kendine göre tatlı. Hasret de sende bir şey bulmuş ya da kayınvalidesini bence kıskandırmaya çalışıyor. Nurten bence abla. Baksana ya Sevilay Hanım'ın gülüşüne abla. Benim karşımda. Ben sormayayım, sen sor ya. Onun kayınvalidesi olarak, annesi olarak sor. Ne buldun de, Sevilay annede ne buldun? Sordum, yine sorayım yani. Sevilay Hanım'da ama ne buldun yani? Ama gerçekten sor ya. Bak, gerçekten yüzüne soruyorum bak, yüzüne. Yani. Hasret. Sevilay Hanım'da ben de bulamadığın ne buldun ha? Yani? İlgiyi, ona söyle. İlgiyi, şefkati buldum. Benimle yani o kadar ağladım ki, o kadar içine dokunmuş. Arkada bana o kadar teselli verdi ki, kızım olur öyle şeyler. Kayınvalidin atlamıştır, bizler yaşlı insanız. Bana hem arkada teselli verdi. Buradan hani burada kendimi sıkıyorum. Yani o konu geçtikten sonra yani burada kendimi çok fazla tuttum ama arkada aynı şekilde değil. Kuliste çok ağladım ben o terlik mevzusu yüzünden hani olmadığı için. Sevilay teyze geldi beni o kadar teselli etti. Ya sabah hani ben burada poğaça yediğim zaman midem yanıyor örneğin. Bana ekmek arası getiriyor sabah. Ne? Ya bir şey söyleyeceğim, uyduruyor. Biz otelde kalıyoruz. Nereden bulacak da ekmeği getirecek buraya? Ay bunun ne yalanını söyleyecek? Uyduruyor. Hiç ekmek falan getirmedi. Ekmek Sevilay getirse kendisi poğaça yemez. Ama doğru söyle artık. Bunda Sevilay bari abla. Doğruyu söylüyorum. Bir kere getirdin herhalde ki bunu söylüyor. Bunu abarttı bak. Ha yok abarttı, mu ekmek yok, arası? Ekmek ben nereden alayım? Nursel Hanım biz otelde kalıyoruz. Otelde ekmek yok. Kahvaltı hazırlayabileceği bir şey yok. Onun harici madem hazırlayabiliyor, midesi yanıyor poğaçadan. O niye yiyor? Ha bak morali bozulduğu zaman, bozuk olduğu zaman gidip teselli herkese ederim. Ay Sevilay abla. Ağlayan kimi görsem ederim. Güzin abla. Tamam. Etmiyor musun? Ben seni de ediyorum. Ben senin niyetini anlıyorum da bak dün de yok yok ne şalı ne diyesi dedin. Yok ekmek yok, ekmeğe beraber geliyor zaten. Ama nereden bu kadar zaten uyduruyor bu kız ya? Evet ya ama bu sabahleyin ben ya çıktığımda şey yukarıda Niyaz, ekmek gördüm Niyaz, ben. Niyaz Sevilay. Bugün mü? Bugün sabah. Dur dur. Niyase'nin de midesi yanıyormuş. Hatta ben ekmeğimin yarısını Niyase'ye verdim bugün. Evet ikisini de yerken gördüm bir ben. Bir dakika. O ekmek. Ben gördüm çünkü. Ya yiyordum. Anne sana gerçekten inanmıyorum ya. Oradan ben almışım. Aa! Gerçekten. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Aldın mı almadın mı? Vallahi ben de çatlayacağım. Ben şu an çok zoruma giden bir şey söyleyebilir miyim? Her gün sabah ben kahvaltı yapamıyorum. Midem yanıyor diye mide rahatsızlığım var. Ve gelini aç aç programa giriyor. Yiyemiyor. Gelini yerine gidip hasreti mi düşünüyor? Midesi yanıyor diye. Senin gelinin her gün aç giriyor bu programı. Yahu ben ekmek... Ve kız bana diyor ki evden getirdim deyip yarısını tamam bana işte, verdi. Tamam işte kendi bugün evinden getirmiştir. Ben almadım, nereden alayım, gözünü seveyim. Otelde yanımdasın. Beraber kalkıp gidiyoruz, geliyoruz. Ay şimdi orta yerimden ikiye çatlayacağım. Hasret. Nereye gideyim ya? Yoksa söyleyeyim ama. Nereye gideyim? Gerçekten Sevilay teyze... Yani ben onu da ispatla bir şeyler bu. Sevilay teyze ne derse benim kabulüm. Yani ben... Onun şu an çaresizliğinin de farkındayım. Hani burada bu kadar üstüme gelindiği için artık hani diyorum ki problemler hallolsun ki biz de hani rahat rahat konuşalım, sohbet edelim. Çünkü ben sohbetinden, sen her bak, şeyinden çok fazla bak biz seninle ne güzel anlaşıyorduk, seviyordum ben seni. Sen gittin o elindeki mesajları bir gösterdin. Al bak şimdi toparla toparlayabilirsin. Sen bana zaten ekmeği de yaktın, kendini de yaktın, bunu da yaktın. Ekmeği açıklasana bana. Ekmek almadım abla, ben. Nurten abla siz birlikte mi geliyorsunuz sabah hasret? Biz birlikte geliyoruz. Aa hem senin tamam kayınvalidenle geliyorum ben, nerede ekmek almış? Mesela ekmek hazırladınız mı sabah? Yo. Ekmek arası. Benim odam ayrı, onların odası ayrı. Beraber bilmiyoruz bu servisi. Gelinini hazırladınız. Ha bilmiyorum ya, gelirken ekmek var mıydı hayır evinde? Hayır, benim elimde yoktu ama onların Sevilay'ın elinde bir poşet vardı. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Yukarı çıktığımda ben, evet, hayır bir indim aşağı ben. Çay olmuş mu diye bakmak için indim. Tekrar yukarı çıktım. Yukarı çıktığına baktım. Hasret'le Miyase ekmek yiyorlar. Ama ben kimin getirdiğini bilmiyorum. Hasret kendin getirdin. Sevilay anne mi getirdi dedin yoksa? Sen açıkla bu sefer. Bak, anne. Çok şey altında bak, kalıyorum eğer ya. Eğer gerçekten bu doğruysa sana yazık, pes. Çünkü ben burada her gün Beyhan teyze de şahittir, aylardır. Ben kahvaltı yapıyor muyum midemde ben problem var diye. Ben kendime zaten ekmek peynir arıyorum. Ona sen niye vereyim? Hasret'e yok gerçekten ya, yok, yapıp yok mı getirdim? Bir de kız... Ben bunu evden getirdim deyip yarısını bana verdi. Tamam evden getirmiş. Yazık Sevilay ya. Sevilay abla gözümün içine bakıp getirmedim, dur. Getirmedim sus, ben sus, otelden dakika, çıkıyorum sus, direkt. Kız sus az. Bak, bak gözüm içine böyle. Vallahi bak tamam, bana geliyorlar soldan sonra. Bana da geliyorlar. Sevilay abla. Gerçekten getirmedim. Ekmek
yapıp getirdin mi? Bana söyle. Yok, bizim otelde peynir de yok, zeytin tamam, de yok. Tamam, ben Sevilay abla inanıyorum. Ha, gözüm içine baka baka da herhalde bunu uyduracak evet. hali yok. Ben o zaman Hasret, sen niye uyduruyorsun beni? Yine birbirimize düşünüyorsun. Düşünmek için, sen de yağ sürekli. İzin vermeyin dedim, aynısı. Evet. Arkadaşlar bu konuyu kesinlikle evet, çözüme kavuşturamayacağız. Kapatalım. Kapatalım. Anlamadım yani ben Top gerçekten. Başka bir konudan bahsediyorum. Tamam. Kayınvaliden ağlarken sen hiçbir şekilde tepki vermiyorsun. Ben yani o yüzden her şeyi Nurten için yaptığını düşünüyorum. Ha bu kadar yani nasıl duyar? Ben ağlıyorum ya. Valla Beyhan abla ağlıyor, Nurten. Yasemin bile ağladı ya. Ben çok kötü oluyorum. Ben kimim ya? Sen her gün görüyorsun bu kadını. Çünkü nasıl bu kadar etkilenmiyorsun? Ben alışkınım artık. En ufak bir tartışma yapalım. Hemen başlıyor ağlamaya. Hazır da bekliyor gözyaşları. Ay siz birlikte ilişki terapisine falan gidin. Bilmiyorum. Vallahi bak birbirinizi anlamıyorsunuz. Yakasını bıraksın, kendi kayınvalidesiyle ilgilensin. Evet. Sen yani ona ilgi benim, göster. Şu anki tavrım kayınvalidemin bana yaptıklarına karşı bir tavır. Bana olan tavırlarını değiştirene kadar bu şekildeyim. Peki Hasret, Sevilay Hanım çok ağlamaz ama hani ağladığında dizi ağrıyor mesela. Sana inandırıcı geliyor mu onun Tabii yaptığı ki. Bir şey? Yani şimdi Miyase'nin ağlaması da bana gerçekçi gelir. Çünkü bazı duygular hani sürekli olduğu zaman olmuyor. Mesela Yeşim'in ağlaması yapmacık geliyor çünkü sürekli. Beyhan teyzeninki de aynı şekilde, hiç tepki vermem. Miyase idolün ama zaten, her şey sana doğru gelir de. Ne alakası var ya, ben burada ya ben en sevmediğim kişi Miyase. Ağlayınca ben gerçek. De pek ağlayın. Miyase benim en sevmediğim kişi burada zaten. Yani neyine ne alakası var? Bir tek senin yaptığın sana gerçekçi geliyor. Herkesin ki gerçekçi gelmiyor. Yani bazı insanlar daha duygusal, dokunsan ağlayan insanlar. Ben bana işte aşkım, o gerçek senin gelmiyor. Kayınvaliden de çok duygusal bir insan olabilir. Bak kaç yaşında bekar kalmış, kaç tane çocuk, bir hayat yormuştur, iş, güç, bir de seninle çatışıyor. Yani birazcık duygusal, anlamaya çalışıyor. Ya bence duygusal olan bir insan karşısındaki insanı da kırmaktan korkar. Beni kırmaktan korkmuyorsa bir tezatlık var, o zaman yapmacık geliyor. Ne yapması lazım senin kayınvalidenin sana inan? Bir şey senin inan. Dur bir dakika. Ne aklında ne var yani? Şunu yapsa ikna olurum. Neyi sana gerçek gelmiyor? Ya, en fazla sebebi şu, biz tartışma herkesin arasında oluyor. Ama bu tartışmaların sonucunda kayınvalidem hep ağlıyor. Yani bundan kaynaklı. Yani bir şey söyleyeceğim şimdi. Söylüyor söyle. Ya, hep ağlıyor diyor ya. Bir insanın özü ağlamayınca gözü ağlar mı? Ağlar. Öyle numara yapan da çok insan yok, var. Benim yok, hiçbir, yok. O zaman bu dizilerin falan hiçbiri çekilemez. Benim kendi çocuklarımla alakalı olan şeylerde bak konuşamıyorum bile. Özüm ağlamazsa gözüm hiçbir zaman ağlamaz. Çocukların zaten bak, bunların en ince noktan. Ben haklısın. Ömrümü feda ettim. Bütün gençliğimi feda ettim ama bir terlik kadar, bak bir terliğin değeri, kıymeti var. Ama benim bütün ömrümü feda ettim. Her şeyimi feda ettim. Ama onun benimkinin hiç değeri, bana kıymeti yok. Bana feda etmedi ki. Ettiyse oğluna feda etti. Oğlun üzülsün o zaman. Bana da benim ailem etmişti. Sen kocanı seviyor musun Hasret? Tabii ki seviyorum. Aşıksın. Tabii ki. Huylarını seviyor musun? Tabii ki. Kaşını, gözünü. Tabii ki Gülselen. Kimin çocuğu? Niye sevmesin ki? Bir şey söyleyeyim mi size? Bir şey diyeceğim. Kimin çocuğu? Ya şimdi emek var değil mi bu senin kocana? Bende de var. Ben de bir insanın evladıyım. Ben de birinin kızıyım. Ben de üzülüyorum. Bunların da görülmesi lazım. Ben taş kavundan, ağaç kavundan çıkıp gelmedim buraya. Kayınvalideni çok sevmesen de kocanın hatırına yüzü suyu peki, hürmetine. Peki kayınvalidem oğlumu sevmiyor mu? Ben de onun karısıyım. Ben de birinin kızıyım. Aynı mantıkla düşünürsün. Seni sevmediğini mi düşünüyorsun? Tabii ki düşünüyorum. Tabii ki bana iyi davranmadığını düşünüyorum. Beni istemediğini düşünüyorum. Ya istemiyorsam niye geliyorum senin peşin sıra? Ben de hadi seninle istemiyorum. Beraber geliyorum. Tamam sen, ben senin için geldim. Ben istemiyorsam niye geleyim yani? Niye, ne? Sebep ne? Ben evimde uyumasını bilmiyor muyum? Keyif yapmasını bilmiyor muyum? Gezip dünya turuna çıkmasını bilmiyor muyum? Nurten abla, Allah aşkına gidin böyle bu işi nasıl çözüyorsanız çözün. Bir sıkıntı var sizde. Ben şeyi merak ettim. Bir teklifim var sana dedin ya Hasret'e. Bir tek bir şey, ondan önce bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben var ya bir şey söyleyeyim size. Oğlum olmasa arada var ya, 1000 sene geçse görmek istemiyorum. Ne kadar uzak, ne kadar uzak o kadar rahat ediyorum. Hasreti mi? Yani evet böyle yaptığı için. İşte. Böyle yaptığı için ne kadar Hayır, uzak o kadar rahat ediyorum. Hayır çünkü aşkım işte bak sen büyüksün. Sen büyüksün kırıyor ya ama bak hep hayır haklı yaklı derim de. Sen büyüksün, sen annesin, sen daha yumuşaksın.
Yani sen de böyle yapma. Öyle denir mi? Deme. Şöyle bir teklifim var. Hani para para diyor ya, para bir dakika, bir VTR'miz var bu konuyla ilgili. Önce onu izleyelim, sonra da senin teklifini dinleyelim. Şimdi benim yerim, yurdum Giresun'da var, fındığım evet. var. Hasretinden doğan gidip oraya yerleşip orada duracaklar, burayı Aa. Bırakacaklar, oraya gidecekler, orada duracaklar. Aa. Fındık da onların olsun, parası da onların ha. olsun, her şey onların olsun. Ben bunu teklifini sunacağım onlara. Nurten ha. Hanım bir dakika. Sen resmen yaptırım uyguluyorsun gene. Niye yaptırımla alakası yok ki? Gene dediğim mi yapsınlar böyle onlara ha. bir şeyler yapmak için bir şeyler bekliyorsun. Ben niye gidip de yapacağım bu yaşta? Ha yaparsa yapar, yapmazsa oradaki bütün fındıklığı, fındığım da var hazır zaten. Onu da satacağım, küçük oğluma gideceğim, bir iş kuracağım. Oğluma oturtturacağım, işin başına hasret. Ondan sonra boş işlerle uğraşıyor, boş. Sonuçta da hasretinden o oğlunu kaybedecek. Böyle yapılmaz. Ya aslında ben ona iyilik yapıyorum. 7 ton fındık 210 bin, 220 bin TL ediyor yani. Niye kötü bir para mı yani? Onu bir ayda alıyor yani. Bir ayda boş işlerle uğraşıyor burada organizasyondan, şundan bununla yani. Benim küçük gelinim Ege'li. Geçen sene götürdüm ben köye. Yürüyemedi bile, yuvarlandı gitti çocuk. Ama bu benim gibi Karadenizli, biliyor yani, o işi gücü bilen birisi. O yüzden diyorum ki buna bu gider. Küçük gelinim bilmiyor çünkü. Yürüme bile yürüyemiyor küçük bahçede. Küçük gelinine kıyamıyorsun, boş versene. Ya zaten kıyamıyorum, evet kıyamıyorum. Yürüyemiyor, kıyamıyorum yürüyemediği için. Ben bu teklifi sunacağım. Hasretinden oğlumu alacağım, karşıma konuşacağım. Ha iyi, alırlarsa alırlar, almazlarsa ben o öbür oğluma iş kuracağım. Ben sen sağa, ben selamet. İster benim yanıma gelsinler, ister gelmesinler. Ben yapacak bir şey yok. İltifatın bile iğneli Nurten abla. Nurten Hanım, sorduğunuz biraz önceki soruların cevabını da alıyorsunuz galiba bu videoyla beraber. Yani ben zaten gitmeyeceğimi biliyor, adı gibi biliyor. Ben buradaki düzenimi, buradaki arkadaşlarımı, ortamı, hadi işi falan, parayı falan bir kenarıya bıraktım ben ya. Benim ailem burada, çevrem burada, burada büyümüşüm. Ben şimdi niye durduk yere olduğum yeri değiştireyim ki kurulu bir düzenim var, işim var. Yani adı kadar emin ki Hasret oraya gitmeyecek. Bu teklifte niye? İşte hani benim gözüme soka soka diğer tarafa, yani diğer oğluna bizden alıp o tarafa vermek. Niye demiyor ki sizin ikiniz de burada doğdunuz, burada büyüdünüz. Sizin köye gitmekte gözünüz yok. Ben bunu satayım, şunu yapayım veya size şöyle yapayım. Hadi hiçbir şey olmadı, şunu alayım veya hepsi dursun. Niye? Diğer oğluna verebilmek için. Çünkü diğer oğlu da gitmez oraya. Onunla gitmeyeceğini zaten biliyor ama vermek, aklındaki şey ona vermek olduğu için bunu bu şekilde sunuyor bize. Benim zaten bütün tavrımın sebebi bunun bu ayrımcılığı ayırıyor bizi. Hadi ben gelinim de oğlum da mı üvey yani? Yok üvey değil. Doğru bir sunum sundum size. Yani Nurten abla bugün mü bu? Yani ne zamandır var kafanda bu teklif? Ya kafamda şimdi bunlar benden fındık istiyorlar biliyor musun? Bu sene biz toplayalım alalım bize ver diyorlar. Ben toplayıp vereceksem, ben gidip de o yaşta gidip fındığı toplayacaksam siz toplayın alın dedim ben de yani. Toplayın, yer de sizin olsun, fındık da sizin olsun, her şey sizin olsun. Dün mü karar verdin sen? Efendim? Dün mü karar verdin? Dün karar verdim onu. Dün çünkü hasretle gerildin bayağı. Evet, çok gerildim. Ha, bak ama öfkeyle kalkan zararla oturur. Yine bir şey yani, yine saçma bir şey olmuş. Öyle düşündüm. Kendisi bilir. Yapacak bir şeyim yok benim. Ben sunuyorum yani para. Yani burada onu alacak belki bir senede, iki senede, orada bir ayda alacak. Mesela Sevilay abla sana birazcık orada sinirlenmiş, yola getirmeye çalışıyorsun gibi şeyler söylemişsin. Hasreti korumaya çalışıyorum. Ne demek istedin orada? Ya şey dedim, yaptırım uyguluyorsun yani, ya bunu yaparsınız ya bunu vermem. Da yapacağı bir iyiliğin altında bir şey istiyor. Ne istedim ki altında karşılık? İşte mesela karşılık. Ben sana evimi, ocağımı, her şeyimi bırakıp tarlayı veririm ama başka bir yere gitmemi istiyorsun. Oraya git diyorsun. Yani. Anne hasretin konusu seni ne ilgilendi? Bence hiç öyle ben düşünmüyorum. Ben sordum ya, Miyase abartma. Orası için diyorum Nursel. Canım duyduğu şeye tepki veriyor. Annen söyledi herkes doğduğu yerde değil de doyduğu yerde durur. Benim bildiğim öyle yani. Ben şu anki kazancım bana yetiyor. Fazlasını aramıyorum. Eğer ki zaten burada doymasam, aç kalsam, sokakta kalsam, yapılacak bir şey olmasa zaten bir şekilde yapılır. Ama ben şu an zaten olduğum mevkiden de, olduğum yerden de memnunum.
Düzenim, ailem, arkadaşlarım ki öncelikli olarak zaten burada. Ben neden bulunduğum ili bırakıp başka bir yere gideyim? Ya bak ailem derken ne güzel söylüyorsun ama beni kaynanam diyorsun. Ailem, ailem. Ben bir şey çünkü sen ya. Diyorsun ki oğlum olmasa 40 yıl görmeyeyim falan ama diyorsun. Kendisi aynı yaklaşımı yaklaşıyor. Bir anne ya, bir büyüğe bu şekilde Reşim, yaklaşılır söyle, mı? Ne istiyorsun? Şimdi Nurten Hanım anladığım kadarıyla zaten evlatlarına aşırı düşkün, oğullarına. Evet. Onlardan uzak kalmaya zaten ikisini de göndermez. Ama diyor ki küçüğü için satarım diyor. Yok göndermeyecek zaten. Aslında bu da bir strateji bence. Şimdi aslında zaten net bir şekilde küçük oğluna öbür oğluna verme planı var. Ama şimdi kardeşler arasında problem çıkmasın diye de diyor ki hani ben size teklifi sundum. Siz gidin, siz gidin. Gitmeyeceklerini de bildiği için otomatik onlara verecek. Diyecek ki ben size teklif etmiştim, almadınız. Diğerine verecek yani. Bence planı bu şekilde. Zaten öyle. Onu söylüyorum yani zaten aklındaki şey onlara vermek olduğu için. Aynen. Bizim de gitmekte söyledim. Anne çocuk ayırmaz ya. Yok onun belki ihtiyacı vardı. Bir şekilde ona vermesi gerekiyor. Ayırmayacaksa ortak teklif edilir değil mi? Ama zaten onun ok dediğim ise kullanmıyor dediğim, evin önünde yatıyor dediğim araba dahi onlarda zaten. Öbür gelininle böyle sorunların var mı? Yok, hiç olmadı. Yani burçlarınız mı çarpışıyor? Burçtan da anlamam da böyle bu zıt zıt yani. Ya aslında şöyle bir şey var Nursel Hanım, benim gördüğüm. Birbirlerine çok sinir oluyorlar burada evet, ama. Evet, öyle görünüyor. Şöyle, yani aslında içten içe birbirlerini seviyorlar ama anlaşamıyorlar. Sevgi var. Sevgi olmasa zaten birbirlerine güvenip buraya gelemezler. Ya ben sizin aranızdakini nasıl yaşadım biliyor musun? Benim kızım 16 yaşından 19 yaşına kadar falan aynı böyle ilişkim oldu. Yani çok seviyorsun değil mi çocuğumu? O da beni çok seviyor eminim ama böyleydik. Da biz öbürü ergendi. Sizde kim ergen? Bence kayınvalidem çünkü yani yaptığı tavırlar... Ya ben oğluyla evliyim. Öncelikle kızı değilim zaten. Benden çok fazla şey bekliyor ya bence. Aşırı olabilir. Benden beklentisi fazla. Sonra bir de kendi yaptıklarını görmüyor. Mesela burada beni kışkırtıyor. Şimdi benim ağzımdan yanlış bir kelime çıkacak bu kışkırmanın sonucunda. Ama bütün bunlar unutulacak. Benim ağzımdan çıkan kelime ortalıkta kalacak. Şey taktiğini denedin mi? Sen de buradasın da Nurten abla. Ne bileyim çözüm arıyoruz ya. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Bir böyle ben bir ağız değiştirsen. Ben olamıyorum, yapamam. Ya yapmacık olma. Hissetmediğim bir şey söyleyemem. Ama hayır, yapmacık olma, olumlu olmaya çalış. Mesela o kaynanam, değil de anneciğim yap. İşte onunla bir kahve molası ver. Biraz daha vakit ayır. Böyle bir iyileştirmeye çalış bakalım. Küçük olarak sen elinden geleni ya. Ya bence bir gelin geliyor ya, bize de gelse. Veya bu ortama dışarıdan kim geldi diyelim Fulya. Bence buna daha fazla ilgili olmalıyız ki bize alışabilsin. Tamam. Bu ortama sıcak olabilsin diye. Şimdi ben onların evine gelin gidiyorum ya. Yabancı olan benim ve dışarıdan giden benim. Ben ilgi görmeliyim. Ben o ortama ısıtılmak için uğraşılması gerekir. Eğer ki ben oraya gidip bir de kendimi ekstra sevdirmek için zaten yabancı bir ortama giriş ama yapıyorum. Ama ikiniz de ben diyorsunuz işte, ya. İşte bir çözüm bulun diye söylüyorum. Yani ben olmayacağım o kişi. Öyle söyleyeyim. Nurten abla sen de ne sen? Anneciğim, anneciğim gel kızım işte pazara gidelim. Ya söylesem yine inanmayacaksınız. Duygusal davranıyor diye. Yani her benimle konuşmadıklarında bak, benim telefonumu bile engellediklerinde başkasının telefonundan oğlumu değil Hasret'i aradım ben. Bak oğlumu değil Hasret'i aradım. Niye oğlumu aramadım biliyor musun? Hasret konuşturmaz veya Hasret onun üstüne çocuğun gider diye ben oğlumu aramadım Hasret'i aradım. Yalan desin. Bak telefonumu bile engellediklerinde başkasının numarasından Hasret'i aradım. Yani ben bunu anne olarak gerçek söylüyorum. Gerçek duygularımla konuşuyoruz. Ben zeytin dalı uzattım diyorsun. Evet ben kaç sefer yaptım. Konuşmuyordum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Konuşmuyordum. 5 ay boyunca konuşmadım. Yani şöyle söyleyeyim. Uçtum, uçtum. Beni aradıklarında hiç cevap vermeyen insan o sabah 5-6 sefer beni aramışlar. Ben o an böyle ne olduğumu Allah şaşırdı da cevap verdim. Vermiyordum çünkü. Uçtum ben. Uçtum. Uçarak biz engellemişiz gittim. Ama cevap vermeyen kendisi... Bir kere yanlış var. Engelleyen bendim seni, oğlun değil. Tamam ben de öyle söylüyorum. Tamam engelleyen bendim seni, oğlun değil. Tamam oğlum demedim ki zaten. Bak burada ergen senmişsin gibi duruyor. Oğlum ama aramadım. Neden? Çünkü arayıp beni, benim alakam olmayan konularda beni suçluyor. Ve beni bir arıyor, açmıyorum artık tartışmamak için. Üstüne bir daha arıyor.
Şimdi o ortamdan nasıl uzak kalabilirim? E telefonum sürekli meşgul de durmadan arıyorum. Hasreti sen kendin bulmuştun değil mi? Evet. Gelin olarak sen seçtin. Tabii ki ama şeyini, huyunu, karakterini bilemezsin kimsenin ki yani. Hakkımızda hayırlısı ne diyeyim yani. Rabbim her iyilerle karşılaştırsın diyorum ben. Onlar mutlu olsun kocasıyla, huzurlu olsunlar. Ama ben yine kötü olayım, dışarıda kalayım fark etmiyor. Yani bir oğlum daha var, bir gelinim daha var. Bugüne kadar bana bir kere şu gözyaşımı, göz damlası döktürmediler. Kim? Öbür oğlum? Evet, döktürmediler yani. Yani sana çok sık geliyor mu onlar? Tabii ki de geliyorlar. Gelin sana nasıl hitap ediyor? Anne diye hitap ediyor. Direkt anne mi? Evet, tabii ki de anne diye hitap ediyor. Yani ben saat 10 olur mesela, farz et gündüz, cumartesi, pazar. Ben görüntülü çocuğu ararım mesela. Aramadımsa, bir işim çıktı veya uyuyakaldımsa hemen beni ararlar yani. Ya servise bile... 21 dakika kuralın onlara da uyguluyor musun? Uyguluyorum. Ama yine de problem yok. Yani şöyle... Onlar gençler ya, ben onların da yani çok kalmak istemiyorum yani. Benim düşüncelerim farklı ama onlar beni yanlış anlıyorlar. Yani onlar birbirlerine niye olsunlar, ben uzakta olayım, arasalar da sorsalar da bana gelsinler, gitsinler. Vallahi ben üzülüyorum sizin aranızı böyle görünce. Umarım aranızdaki sorunları konuşarak, alttan alarak, birbirinizi anlamaya çalışarak çözersiniz. Son tadımımızı yapacağız. Nurten kayınvalidemle yapacağız. Kırmızı da giymişsin, böyle çakıyorsun kırmızı kırmızı. Bakalım Nurten Hanım'ın puanları kime yarayacak? Birazdan 5 bilezik ve 1 çeyrek altın birine gidiyor. Türkiye'nin en çok altın dağıtan yarışmasıyız efendim. Merhaba kızlar, siz de benim gibi yakanızda çeyrekleri, kollarınızda bilezikleri takmak istiyorsanız... Niyazi! Altınları görelim. Gelinim mutfaktaya başvurdum ve 3 gün içinde aradılar. Kollarıma, bilezikleri, yakama da çeyrekleri doldurdum. Bize nasıl başvuruyorsunuz? www.gelinimmutfakta.net. Buranın en iyisi, en yeteneklisi benim. Ya da daha kısa yolu 0539 570 37 07 nolu WhatsApp hattımıza güzel bir video çekin. Gelinli kayınvalideli. Gelinim Mutfakta adresinize başvuru yapın. 3 gün sonra size geri dönsünler. Gelin hep beraber yarışalım. Ve final gününde son kayınvalidemle hadi tadımları yapalım. Yapalım bakalım. Nurten Sultan gel bakalım. Revani diye bu değil mi? Revani tatlısı. Portakallı hem de. Portakallı mis revani. Mis kokuyor. Bak revani rengi böyle olur. Tadını güzel aldım. Çok güzel olmuş. Pişmesi de ne yanmış, ne yıkılmış. Yani güzel olmuş. Şerbeti zaten şöyle 2 bardak şeker, 2 bardak suydu ya. Çok bekleyemem buna şerbet çok girmiştir diye. Zaten hani senin dediğin mantıkta şerbeti de bekliyor olması lazım. Biz evet. Sunumlara aynen, aldık. Aynen. Güzel, beğendim bunu. Tamam. Beğendim. İkinci tabağı sosunu hele çok mükemmel yapmış. Kim yapmış? Afiyet olsun. Çok güzel olmuş, güzel pişmiş. Şöyle söyleyeyim size, ortasından ta kalın yerinden de keseceğim, bakacağım. Pişmesi falan çok güzel. Portakal tadını da aldım. Pişmesi de altı da üstü de. Revani çok kararmaz yani. Biraz daha iyi şerbet almış bu. Hmm. Buna göre bunu daha iyi şerbet almış. Neden? Bu biraz daha basık olmuş ya. Demek ki şerbeti çekememiş tam. Hmm. Bak bunun şerbetini aldım. Beğendim, bunu da beğendim. Afiyet olsun. 2'de 2 beğendin tabakları. Aynen. Yani 1'de 2'den aldığım kadar bunun çikolata sosundan çok lezzet almadım. Bunun da şerbeti çok çekmemiş. Hiç şerbet yok daha doğrusu. Yani şöyle çevireyim. Kızlar bana şöyle puan verdiğimde... Kızmasınlar. Bak ta en altını açtım. Kestim bak.
Yani zerre kadar bunda şerbet yok. Hadi son tabağını da yorumla bakalım. Yok, bu da şerbet almamış. Zaten şöyle söyleyeyim bak, şerbetini almamış ya. Şerbetini de almış olsa çok kızarık revani sevmiyorum ben. Kendi damak tadımı söylüyorum. Çok kızarık revani sevmiyorum. Biraz da acı sosundan acılık aldım. Bu ikisinin sosunu beğenmedim. En çok beğendiğim tabak şu iki tabak. O zaman hazır gözüküyorsun. İstersen puanlara geç. Dördüncü tabak bir. Dördüncü tabak bir puan. Ben bugün şöyle bir şey aldım, kendime karar aldım. Gelirimi bulmak istiyorum. Biraz puanları farklı kullanacağım. Bu dördüncü tabak bir. Üçüncü tabak bir. Birinci tabak bir. İkinci tabak beş. Üçüncü tabak bir. Birinci tabak bir. Evet, üçüncü tabak beş. Revani böyle yapılır. Diş diş olmuş. Bir tane... gibi yapılıyordur engelli. Ne oldu? Diş diş olmuş, güzel olmuş ama gelirimi bulsam da çok da bulmak istemedim gelirimi, farkındaysanız. Aman ya, sen evet, de bir dur. Allah'tan istemediniz. Ay, ay kalbime bir şey oldu, ne yaptım ya? Üç tane bir kullandı, son kayınvalidem, son puanlar. Üç tane birden, hemen bir tanesini açalım. Sadece bir beş var. Yani müthiş bir puanlama bence. Aslında final gününde olması gereken puanlama tabii ki gelinimizi bulduysa. Çünkü ben onun elinden revani yedim. Yediğim için biliyorum. Üç tane birden bir tanesi kime gitmiş? Bir puan alan gelin aç kimmiş? Hulya. Tam revani kıvamı. Yani damak zevkinize bir şey diyemiyorum. Çok beğendi seni tabağı. Çok beğendi, evet, evet. Onu diyorum. Puanlama... Damak tadı puanlama... değil, puanı sor bence. Beğendi yani tamam, tabağını. Tamam, beğendi ve bir. Yani. Kocaman bir, sıfır gibi yani. İkinci tabağı açınca rengi böyle olsun dedi. Aslında seninkinin rengini beğenmişti. İkiye evet. Şerbet de çekmemiş dedi. Yani buna... Tek ikinin şerbeti çekmiş. Hiçbirinin şerbeti çekmemiş, tek ikinin çekmiş. Yani beğendiğiniz tam bir kusur bulsanız diyeceğim ki... Yani biraz şöyle, belki kurtarırsınız kendinizi ama olumlu yorum yaptınız. Ben hakkımı helal etmiyorum inşallah. Biz burada gelinimizi bulmaya geldik değil mi? Bugün de cuma. Ama final, hak yiyorsunuz. Final. Ben de yani bugün gibi böyle yapmak istedim. Gelinimi bulduğumu senin düşündüm. Kayınvalidem şekerini biraz az buldu. Problem yani bir neden de buldu. Nedene bağladı. Ama kayınvaliden tam revani senin kıvamı da tadı, tuzu, kıvamı, sosu. Senin kayınvaliden bana geldiğinden beri güzel deyip 2-1 verdi, farkında mısın? Sosu. Hak öyle yeniyor, böyle değil. Yani ben böyle düşündüm. Böyle gelinimi burada ikinci tabakta bulduğumu Hayır. düşündüğüm yorumlarınıza için göre böyle yapmak yediniz. Yorumlarınıza göre. Ama söylediğim göre. Birlikte tabak olmaya da bilir dedim ama dedim ben böyle bir şeyi bugün cuma final stratejinizin puanlar, hepimiz kurbanı puanlar belli. O yüzden de böyle yapmak istedim. Yani bunu açık açık açıklıkla söylüyorum yani. Ya maksat gelinimizi bulmak değil mi? İnşallah da bulmuştur. İnşallah bulamazsınız. İnşallah da bulmuştur. İnşallah. Revani yani yaptığını biliyor. İnşallah başka gelin almıştır. Alırsa da alana da helal olsun. Ama yapacak bir şey yok. Yani siz de helal olsun. Alana da helal olsun. Ya bence de kızın hakkı yendi, net söylüyorum. Diğer tabaklar için bunu diyemeyeceğim. Aynen 3-4'e şey demedi. Ona hiç senin kayınvalidende de benim hakkım yenmişti. Çok güzeldi. Ne verdi sana kayınvaliden? Bir şey söyleyeceğim. Ya seninkinden söylemeyin, sonra söylersiniz. Üçüncü tabağın başındayız ve bu da bir puan aldı. Daha bir tane daha birimiz var. İkinci bir puanın sahibi gelin. Bir birimiz daha var. Bakalım o kime ait. Bir puan alan gelin. Aç şekerim. Yeşim. Şimdi mantıken bire göre, birinci tabağa göre ben daha az zarar görmüş oluyorum. Çünkü benimkine o kadar iyi yorumlar yapmadınız. Olan bire oldu ama ben kendi tabağıma geçecek olursam. Siz benim tabağıma üstü açık ya, ikinci tabağın da açık. Kıyaslamaları yapacağım çünkü. İkinci tabağa da fazla şerbet çekmemiş dediniz. Çekmiş. Dediniz ki burada bu kadar hani olur. Heh, bir gibi çekmemiş. Kabarmış ya. Aha. Kabardığı için
çekmiş yani. Yine bak gel gel göstereyim çekmemiş. Sana. Ha, açılmadı bu tabak ama çekmiş yani bak. Şöyle ya söyleyeyim. Kimin ise bak hı-hı. Çekmiş. Bak görüyor musun? Bak aha, dağılıyor bak çekmiş. Ben kendi tabağıma bakayım. Tabii bak. Ama ben bunda hiç şerbet yoktu. Kupkuru. Yok ben bakayım. Öbürüne şu an çatal batıramadığım için bir şey diyemiyorum. Ama evde yaptığımız revani kadar değil şerbet. Evet, ona çekmemiş. Lafım yok. Tamam ama buna dokunmadığım için onu çok bilemiyorum ama... Bu açıldığında ona da bakın. Evde şerbeti çok dökeriz ha, ki. Çok dökeriz normalde ama sizin anlattığınız gibi de kupkuru bir tabak değil. Sadece üst kısmı o da çok normal yine taş gibi değil, kuru değil. Tabii ki bak şöyle ha, ben zaten taş zaten. Gibi demedim ki. Ha. Ben gelinimin nasıl revani yaptığını bildiğim için, gelinimi bulduğumu düşündüğüm için... Böyle bir puanlama o yapmak iki istedim. İki tabağı ben ama yemeden... Bu da hiç çekmemişti. Hiç çekmemiş değil, çekmiş. Hiç çekmemiş olsa kek gibi olur. Yani dağılır, parçalanır. Hiç çekmemiş değil. Ama şöyle bence siz tamamen görsel farkından dolayı... O bir tık yok, daha... Hayır. Yok, kabarmış. Benim gördüğüm o çünkü. O siz kabarığı aradınız. En kabarık da o olduğu için direkt onu seçtiniz. Çünkü siz güzel olan tabağı, sizin deyiminizle güzel olan tabağı da elediğinize göre mantıken en kabarmışı bulmaya Yeşim. Çalıştınız. Bak o tabağı açtığımda bu tabağı görmüş müydim, görmemiştim değil mi? Ama hayır, benim tek değil midir? Hayır, benim tabağımın başındayken de dediniz ki iki tabak güzel dediniz. Aynı elden çıkmış gibi. Aynı şeyi dedim, sosunu dedim aynı elden çıkmış Yok, gibi diye. Lezzet Sosları olarak çok da. Farklı bu arada. Ha, artık neyse bilmiyorum. Siz ben söylüyorum. Ben kendi gelirimi bulduğumu düşündüm. Bunu yapabilirsiniz. Çok normal. Diyebilirsiniz ben en kabarığı buldum. Evet. Bu da bir güzel taktik. De çekmişti yani. Ona bir şey Portakal diyemem. Tadında güzel aldım. Vallahi inşallah da o yapmıştır. Ne kadar da kızgın olsam ona vermek isterim yani. Lezzetli buldum bunu. 5 puan bakalım gelininin mi yoksa Niyase'nin mi? Bakalım Miyase mi, kendi gelini Hasret mi? Belki de aradaki buzları eritirsiniz 5 verirsen. Açıyoruz. Aç. Hasret. Hasret. Revani. Birinci tabağı açtığında dedin ki Nurten teyze. Revani'nin rengi böyle olur. Doğru mu? Doğru. Dedim rengi böyle olur dedim ama. Tamam. Revani'nin rengi böyle olur. Bitti. İkinci tabağa gelince kabarık olduğunu gördün ya. Aa, aslında Revani'nin rengi böyle olur. Pembelik var bunda da. Pembelik var diye. Pembelik değil o bildiğin sarı. Kızarmamış bilirsin. Bak iyi dinlememişsin. Şimdi ben çok iyi kabarık dinledim. Kabarık olduğuna biraz rağmen şerbeti çekmiş dedim. Şerbete geldin mi? Bir dakika. Ha, tamam. Sakin. Şerbete geleceğiz de. Birinci tabağa bak. İlk tabakta ben yanlış söylediysem söyleyin. Revani'nin rengi böyle olur dedi mi demedi mi? Evet. Heh. İkinci tabak elendi mi renkten mantıken? Elendi. Üçüncü tabak yakın gibi. Birinci tabağın rengi öyle olacaksa dört de kızarmış. Bu arada bir tane yanık yok tabağımda. Yanık demedim ki. Tamam kızarmış. Bir de kızarmış dört de kızarmış. O zaman Revani'nin renkleri öyle olması lazım. Kendinle Revani tezat, bir saniye Hasretciğim. Kendinle tezatlığın nerede biliyor musun? Hı. Eğer birinci tabağın rengi böyle olması lazım demesen haklısın. Tamam bak, anladım da. Çünkü benim tabağıma bir Allah'ın kulu... Sosuma acılık var demedi. Onu bir geçeceksin Nurten teyze sosumun tadına baktım. Bahane bulamadım. Bir de diyorsun ki ağzında bu kızarık olduğu için ben de Revani'yi kızarık sevmem ondan bir. Evet sevmiyorum. Birinci tabak da kızarık. Tamam ben... Revani rengi böyle olması lazım dedi. Niyase kime anlatıyorsun ki? Bak ne diyorum sana bak. Revani kabarır, şerbeti çeker, içi böyle tel tel olur, tel tel olmuş. Bir tane tel tel olan o vardı, ben de bugün... İster gelinimi bulayım, ister bulmayayım ama gelinim Revani başka bir yerlerde de yaptı. Daha yükseklerini aldığını biliyorum. İyi çeviriyorsun. Çok çeviriyorum. İyi, çok iyi çeviriyorsun. Ya o zaman birinci tabağın rengi niye böyle olacak dedin. Revani tamam, çok dediğinde. Kabarık ben de buldu verdi. Revani'nin rengi gerçekten de öyle olur. Üzeri biraz daha koyu olur. Allah kabarır Revani. Ha. Tamam öyle rengi de öyleydi. Yani. Hadi benim tabağa geçtim. Kızın tabağına niye bir verdin? Neden söyleyeyim? Belki güzeldir rengi. Benim çok iyi kabarttığımı zaten hepiniz de biliyorsunuz. Kayınvalidem de biliyor. Basık yaptığın zamanları da biliyoruz. Evet de ki ben gelinim kabartır de kızarık da olsa güzel de olsa sana hepsi birdi. Çok da güzeldi. Öyle demedin vallahi. Ama. Çok güzeldi gerçekten. Onu demedin diyorum. Ya kendi kayınvalidesi diğerleri için zaten. Söylüyorum. Kızarık da olsa güzel de olsa Hasret yapmaz. Hasretin olur. Yapacağı tabak budur de geç. Yani şöyle çevirme. Güzel olmuş da vermişim. İkinin kabarıklığını görmeden önce bire diyorsun ya revani rengi bu olur diye. Bak gelinini bul onda lafım yok. Her zaman da herkes gelini bulsun dedim.
Birinci tabakta revanenin rengi böyle olup dedikten sonra diyorum. İkinci tabak bak kızarık değil üstü, kabarmış. Aa aslında revanenin rengi böyle olur diye çevirme diyor. Bak de, ben de ne diyorum? Biri gördüm, ikiyi görmeden şimdi... Renk farkı var. Çiğ mi, yanık mı, kızarık mı görmeden tabii ki de sen rengi böyle olur dedim. Ama kabarmamış. Anlamıyor musun yanık neyse, olup olmadığını? Kabarmamış. Sevgili gelinlerim, ayağa kalkar mısınız? Öncelikle haftanın son gününde günün çeyrek altın kazanan gelinini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Hasret! Bu çeyreği ben takabilir miyim? Ay, kalkan ama neyse. Boş ver oturayım. Ya gel, gel buraya lütfen ya. Gel. Ay her çeyrekte bir rol yazma kendine Nurten teyze. Tak işte. Allah çeyrek aldın. Ben olacağım neredeyse kaynanası. Ay ben nasıl kaynana olurum acaba? Kendimi sorgulatıyorsun. Tebrik ederim seni. Teşekkürler. Revaniye bir çeyrek attın. Ve. Bütün hafta işte bu güzel bilezikler için savaşıyorsunuz. Tam 10 bin lira değerinde 5 tane altın bilezik var burada. Gerçekten çok önemli bir ödül. Ve bugün gelinin mutfakta da çok önemli günlerden bir tanesi. Çünkü eğer bu 5 bileziği Miyase alırsa, şurada meşhur bir altın liste var. Miyase alırsa o listeye adını yazdırıyor. Alamazsa hayalleri bir sonraki haftaya kalıyor. Bakalım bu haftanın en yüksek puanını alıp elimdeki 5 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Beş altın bileziğin sahibi olan gelin... ...tamı tamına 88 puanla... Miyase! Ay! Altın liste. Vallahi oldun. Vallahi altın liste. Ay! Sonunda. Bileziği vermesem yine de mutlusun yani. Evet, bileziğe gelmedik yani. Hemen öptüm. Al, aynen. Sana da takayım. Çünkü benim bileğimi biraz küçük. Sonra onu ben hallediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Miyase, kaç oldun? 39. 39 bileziğin mi? Ay dur kadın demirdin. 39. Senin kaç var? 30. Aman çok da az var aranızda. Yani evet o da gelebilir. Tebeşir olsa hemen şuraya yazı verecektim. Evet şu Zeynep'e yazı veriyorum. Tebrik ediyorum. Miyase tebrikler oturabilirsin. Şimdi burada aslında bir trajedi var onu açıklayacağım size. Miyase sen 88 puanla birinci oldun. Adını altın listeye yazdırdın. Ancak gelelim haftanın ikincisine. Vallahi herhalde sabaha kadar ağlarsın hasretçim. Sen de 87 puanla ikincisin. Ay, bir puan. İşte senin yanlış puanlamaların. Pazartesi günü Nurten abla seni üzmek istemem ama pazartesi günü Miyase'ye değil hasrete verseydin 5 puanı hasretin şu an... 5 tane daha bileziği olacaktı.
Nasip kısmet demek. İşte tam olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. O 5, 4, 4, işte 3'ler, 4'ler, 5'ler havada uçuyor ya. Hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten yaramıyor. Yani gönülden senin kazanmanı çok isterdim. Hani motive olman için yeni gelenler de bilezik kazansın çok istiyorum. Gerçekten kayınvalidelerim yeri geliyor bazen 4 aldın otur oraya diye kızıyorsunuz ya. Hayır. 4 aldığı için şu anda bilezikleri kaybetti. 5 alsa kaybetmeyecek. Hasret seni kocaman tebrik ediyorum. Oturabilirsin. Vallahi alıştığım bir tablo oldu. Geçen hafta bilezik kazandı Yeşim ve şu anda eleme potasındasınız. Fulya ile beraber Fulya bu hafta aramıza katıldı. Hasret, sence kim elenmeli? Bence Yeşim elenmeli. Zaten 7 aydır burada. Fulya bence bir şansı daha hak ediyor olmalı. Adaptasyon sorunu yaşadı burada. Ondan kaynaklı ben Fulya'nın kalmasını isterim. Yeşim zaten buraya doymuştur diye düşünüyorum. Niyaseciğim kim gitmeli sence? Bence Fulya gitsin. Neden? Beni göndermeye gelmişti. Ben ona demiştim ki ben burada bilezik alırken beni alkışlayacaksın ama sen eleneceksin demiştim. Bence Fulya elensin. Çünkü ben Yeşim'i göndermeye geldim, o beni göndermeye geldi. Beni gönderemedi, o gitsin. Ben Yeşim'i kendim gönderirim. Haftanın en üzücü anında sıra. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz. Üzgünüm Fulyacığım ama sensin. Bekliyordum. 46 puanla haftayı son sırada tamamladın. Oldukça talihsizdi bu hafta senin evet, için. Aynen. Seni uğurlamadan önce bir şey söylemek ister misin? Yani zaten aslında ilk önce buraya katılmamın amacı ben kayınvalidemle bir hatıra bırakmak istemiştim. Alkışlarla Kavda ailesini çağırıyorum. Ben yine keyif aldım. Sizlerle burada yarıştım. Arkadaşlarımı da çok sevdim bu arada. Ben sunucuyum. He. Sunucuyum. Seslendirmen olarak çalıştım. Ses tellerinde problem mi var peki? Yerel bir kanalda. Ay boş konuşuyorsun. Ben duymuyorum şu an ama. Boş falan değil işte. Sunucusun da ses tellerinde problem var gibi. Fulyacığım, bir şey söyleyebilir miyim sana? Şey kalmış. Yemek yapmak sunuculuk yapmaya benzemiyor. Herkesin bir mesleği vardır. Sen sunucuyu sen sunucu olarak yapman gerekir, sunuculuk yapman gerekir. Ben gayet yemekten de çok iyi anlıyorum. Aşçıysan burada olman gerekir. İlk defa böyle bir yere geliyorum. Sizi hep televizyondan izliyordum, canlı olarak gördüm. Bir de böyle 3 tane gelin ve 3 tane kayınvalide. Dişli güzel. Gelinler ve kayınvalideler. Yok hepsi iyi insanlar. Güzel insanlarla tanıştım. Var mı burada böyle bir rahatsız olduğum bir masa? Göndersem gitsem evet, gitseler. Aslında Niyase burada çok yer kaplıyor. Bence diğer gelinlerin önünü aç. Bir şey diyeceğim. Şu saçını bir savursana. Hoş geldin. Sizi saçlarını savura savura aynen, alkışlarla çağırdığım salondan alkışlar veriyorum. Kendinize iyi bakın. Saçlarını savura savura. Evet. Bugünün puan durumu şöyle. Hasret 19 puan, Niyase 16 puan, Yeşim 12 puan, Fulya 11 puan. Bu haftanın puan durumu şöyle. Niyase 88 puan, Hasret 87 puan, Yeşim 58 puan, Fulya 46 puan. Haftaya pazartesi günü aynı saatte çok daha güzel enerjilerle buradayız. Hoşça kalın.